Sakarya kariyerimizde hatırlarsanız abi en son dün nefes kesen bir mücadele sonucunda şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Şimdi Galatasaray maçı başlayacak. Tam ona startı verecekler. Ben de burada startı vereceğim. Bakalım ikisini bir götürmeye çalışacağız. Arada böyle Galatasaray maçına falan bakabilirim ama problem yok. Zaten ciddi bir transfer dönemini iyi geçirmemiz lazım. İyi adamlar almamız lazım. Bütçemiz var, her şeyimiz var. Biraz şampiyonluktan sonra repütasyon da artmış olabilir. Mesela en son şöyle bir wonderkit almıştık 18 yaşında. Bunu kiralarız. İleride satarız. Yolumuza bakarız. Abi tamamen yerli oyuncular alacağız. Mesela Burak İnce kardeşimizin fiziği hiç gelişmemiş. Hocam offside yok mu? Karagümrük geliyor. Ali Ülgen iş yapıyor sahada. Bilemedim. Kalecimiz Tarık Çetin. Bunu kesinlikle yedeklememiz lazım. Buna bir kaleci almam lazım. Stoperlerden hiç memnun değilim. Ya şu Gürkan Başkan'a bir transfer teklifi yapalım. Elimizde bulunsun. 9 bin dolara. Evet abi, 44 bin dolara ilk adamımızı alıyoruz. 47 bin dolar. Bu arkadaşı alalım. Benacer rotasyon oyuncusu. Bunun yerine de artık iyi bir adam almamız gerekiyor. Fatavu, bunu kesinlikle abi yedek oyuncu yapacağız. Bunu kullanmayacağız. Bu sene zaten bizi yeteri kadar Fatavucuğum kanser etti. O yüzden Fatavu ile oynamayacağız. Ömer Beyaz, bilmiyorum abi, güzel verim alamıyorum. Bunun sözleşmesinde bildiğiniz gibi bedavaya, yani 8 milyon euroya şey var, madde var. Şuna bir yeni sözleşme önereceğim. O kulübü basamak olarak kullanacak. O zaman önermemize gerek yok. Yusuf Sarı, senden de hiç güzel verim alamadık babacığım. Seni de rotasyon oyuncusu yapalım. Ha, sen de caz yaptın. Daha sonra yapacağız. Yani yine abicim kadroda köklü değişiklikler yapacağımız bir transfer dönemi olacak. Mesela Muhammed Kamara bir maç oynuyor, bir maç oynamıyor. Rotasyona çeksek. Şu anda abi ilk 11'de kimse kabul etmedi. Bazı oyuncuların şeylerini değiştireceğiz. Ne derler? Maç hikayelerini değiştireceğiz. Selmani'yi Galatasaray istiyor. Bu arkadaşı satabiliriz. Eğer yerine geldi güzel bir kaleci bulabilirsek Selmani'yi satabiliriz. Ali Yavuzkol, Süleyman Nuş. Bunlar zaten abi bildiğimiz oyuncular. Bizim yedekteki arkadaşlar. Joker yedek yapalım. Oynatmayacağım oyuncuların abi buralarını indiriyorum genelde. Çünkü ileride caz yapıyorlar. Senin de Joker yedek yapsak. Sen de caz yaptın. Evet. Karagümrük ligin isabetli pas şeyinde lidermiş. Tabii abi başında İtalyan hoca var. Her şeyi fark ediyor. Evet abi. Şimdi yerli oyunculara bakacağız. Hatta şuradaki taktiği uygulayalım. Önce transfer listesindekilere bakacağım. Bu olay biraz daha oyuncuları daha hızlı süzmeye yarıyor. Normalde biz tek tek bakıyorduk ama bu hikaye biraz daha oyuncuları süzmeye yarıyor. İşimizi biraz daha hızlandırıyor. Excel'de formül yapmak gibi bir şey. Deneyeceğiz abi. Bakalım belki böyle çıkarabiliriz. Çok da bir farkı olmadı. Evet, bir tane dünya transfer paketi alacağız. Onun dışında bakıyorum Tayfur Bingöl, ıvır zıvır abi, bu adamların hiçbiri bize yaramaz. Tomane, Emre Çolak. Yok, bunlar bize yaramaz. Bizim abicim bitmesi yaklaşan sözleşmelerden bakmamız lazım. Buralardan kaliteli topçular çözmemiz lazım. Mesela Bahadır Işık. Regen bir sol bek var. Yaramaz. Ndiaye, Yalçın Kayan. Yalçın bugünkü maçta kırmızı kart gördü abi. Göztepe'yi yaktı. Konya önünde. Biz de uzak duralım. Bizi de yakmasın. Antony Uzodima. Bizim Bora'nın adamı Uzodima. Karagümrük güzel baskı yapıyor. Vallahi geliyorlar ha. Abi orta sahaya geçemedik Galatasaray olarak. İlyas hoş geldin kardeşim. Evet abi sen tam 4 dedim. 4'te geldim abi. Bir yandan Galatasaray maçını açtım. Bir yandan Galatasaray maçına bakacağım abi. Bir yandan işte transfer yaparız birlikte. Ha Bora hoş geldin. Ya Uzodima'yı sen al abi. Uzodima'yı sen al. Şimdi karar verin abi. Yani gerçi İlyas, Emre,
Gökhan, hangi kimlerle oynayacağımızı 3 aşağı 5 yukarı kararlaştırdık. Bora sen de söyle. Oğlum Galatasaray daha orta sahaya geçemedi. Galatasaray daha orta sahaya geçemedi abi. Karagümrük ne nasıl geliyor öyle be? Abi bizim şimdi her zaman yaptığımız bir hikaye var. Samsun küme düştü. Bu Samsun'da iki tane güzel oyuncu var. Birincisi Nurullah Aslan. Sivasspor istiyormuş. Bir zahmet ben alayım bu adamı. Kim bilir kaç milyon euro çekecekler şu adama. Şöyle bir 1 milyon euro verelim. Aa kabul ettiler. 1 milyona Nurullah Aslan alabiliriz abi. Gelirse güzel olur. Sağ bek yaramaz. Bana fark etmez, kadro eşitliği sağlarım ben. Kardeşimi görüyor musun? Bak Yiğit o işte, Yiğit. İyi o zaman Eskişehir ol da görelim mabadını. Boracığım. Soma Spor ol da görelim. Kadro eşitliği sağlayacakmış. Olur mu lan öyle? Abi burada bizim arkadaş vardı ya Emre. Emre Demir vardı burada. Emre Demir sakatlanmış 6 hafta. Ya bu kardeşi de almak istiyorum be. Bunu direkt sola koyacağım. Eskişehir mi alacaksın? Ama Eskişehir beyaz grupta abi. Sen kırmızıdan seç. Kırmızıdan seç kafana göre. Ben oğlum ben burada şekil yapıyorum. Sen de bana gelmiş şekil yapıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Biz seninle aynı grupta olmayalım kardeşim. Ondan sonra birbirimizin canını sıkarız. Evet abi şöyle Emre Demir'i almak istiyorum ama biraz bir 3 milyon euro ateşleyeyim. Bakalım ne kadar isteyecekler. Ona göre bakarız. Samsun oyunda küme düştüğü için abi oyunculara çökeceğiz. Mustafa Çeşenoğlu yaşı biraz var. Onun dışında Alperen Babacan Ankara gücünden beri takip ettiğim biri. Bu Antep'e gitmiş oyunda. Alabiliriz. Hem stoper hem sağ bek. Evet ya alabiliriz. Berkay. Yine Berkay. Yine Berkay. Yine Berkay abi. Berkaycığım hoş geldin kardeşim. Geldiğini hemen belli ediyorsun. Vallahi abi Galatasaray kaybederse Beşiktaş gibi Trabzon'la puan farkı 10 olur. Öyle hiç güvenmesinler yani biz Trabzon'da evimizde oynayacağız diye. Trabzon makine gibi top oynuyor abi. O yüzden kaybetmesinler ama şimdi bakıyorum ilk 7 dakika Galatasaray 2 kere 3 kere orta saha geçti. Tamam herkes alsın en son ben artıklardan alırım. Bora'yı görüyor musun? Bak makine. Tam makine işte. Bize bunlarla gelin Boracığım. Ama ondan sonra değil mi? Baba bana dandik takım geldi. Şöyle oldu, böyle oldu. Zaten şimdi sen dedin oyunda tam sürüm geldiği zaman oyuncuların falan özellikleri değişecek. Belki takımda yapılan transferler falan da değişebilir mi abi? Öyle bir şey de olabilirse tekrar kadrolara bakarız. Ben sana bir söyleyeyim mi Berkay? Bu Trabzon'u kolay kolay kimse indiremez. Bu Allah etmeye sakatlık falan olacak. Anca öyle yani. Erzurum küme düşmüş. Bakıyorum ama öyle çok güzel bir adam yok. Doğukan İnci yaramaz. Samsun'dan 3 tane adama teklif yaptık. Kadroyu yerlilerle dolduracağız. Yenemedi abi. Konya yenemedi. Galatasaray 2-0'dan maçı 2-2'ye verdi. Yenemezsen böyle olur abi. Şeye bakacağım. Antalyaspor'un Gökdeniz miydi neydi? Öyle bir arkadaş. Enis Destan. Fenerbahçe istiyormuş. Oha 20 milyon euro. Buna o parayı veremem. Baka sakatlandı. Şimdi Baka kim ya? Berkay Baka kim abi? Bir de gerçi son maç Uğurcan kırmızı kart gördü ama bir sonraki maç evinde oynayacaklar ya. Ulan Uğurcan'a da çok çok küfür ettiniz be Berkay. Adama gereksiz küfür ettiniz lan. Barış Alıcı. Gözlemleyelim. Ya yemin ediyorum şu Barış Alıcı Ali Yavuz'dan daha iyidir. İlyas bu şu an beta ya. Buna daha yama atmadım. Gelsin. Logo paketi yaparız. Ama online oynayacağımız zaman hepimizin aynı sürümü oynaması lazım ya. Öyle de bir durum var. Ha Bakasetas. Peki Bakasetas'ın sakatlığı uzun muymuş Berkay ya? Abi siz hiçbir şey yokken adamın anasını avradına sövdünüz. Joseph gitti. Uğurcan'a vurdu. Abi Gökhan Gül. Bak bu adama parayı gömerim işte. Bu adama parayı. Bora seviyor. Bizde de bir Gökhan Gül seviciliği var.
Bayılıyorum ben bu Gökhan Gül'e. 6 milyon euro serbest kalma şeyi varmış. Biz ne yapacağız? 2 milyon teklif ederiz. Tamam bakarız abi. Ama genelde yamayla oynamak istemiyorum ya. Logo yaması koyduğum zaman ne oluyor? Bazı takımların oyuncularına ekstradan şekil mekil yapıyorlar. Sevmiyorum ya. Bir maç oynamazsa ne olacak abi? Bakayetas'ın yerine 50 tane adam var. Kabul etmediler. Abi bu transfer döneminde tamamen yerli oyunculara yöneleceğiz. Yerli kaliteli oyuncular kuracağız. Bak Atakan Akkaynak, ha bu Çorum'dan kiralamışlardı. Gençlerde de iyi oyuncular var ha. Vallahi iyi oyuncular var. Abi bir iki tane bana yerli oyuncu söyleyebilirsiniz ya. Atakan Çankaya. Antalyaspor'daymış. Galatasaray'dan kiralanmış. Tam takoz ha. Tam takoz Atakan. Bir transfer teklifi yapalım. Yapamıyoruz. Efe Tatlı. Bakalım canım. Efe Tatlı Fenerbahçe'de çok tatlı değil Boracım ya. Ama bak mesela Salih Özcan. Salih Özcan'a bakalım Trabzon'da. Köln'den kiralamışlar. Trabzon bunun bonservisini almazsa biz çökeceğiz. Salih Özcan'ı yazdım. Suat Serdar vardı ya. Abi çok iyi adam da uçmuş anasını satayım. Bunu da alamayız. Dur bakalım ya. 9'unu bekliyoruz İlyas. 9'u bir gelsin de. Güzel. Bak Bora heyecanlandı. Ben Eskişehirli oynarım diyor. Malik batmaz mı? Evet Malik gidebilir. Malik bayağı gidebilir ya. Gözlemleyelim babacığım. Bizim yerli oyuncular bulmamız lazım. Yerli. Şimdi kaleci İrfan'a bakalım. Artık bu sefer de bana gelmezlerse... İrfan Can Kahveci bu değil bir dakika. İrfan Elibayat. Türkiye 19. Baktım bir göz ucuyla da hep regenler var. Abi İrfan'ı transfer listesine koymuşlar ya. İrfan alalım abi. Ne yapayım ben şeyi ya. Dur. Sen 3,9 milyon üstü. Sana şöyle 1 milyon euro ateşleyelim bakalım. 1-1. Evet abi pazarlık pay vardır. Şöyle 1,5 1,5. Yani Nurullah alacağım ama bu kardeşi de bunu alırım daha iyi yani. Hadi oğlum. Ya kabul et işte be. İyice ezdin konu ya. Vallahi ezdiler konuyu. Abi zalim bizim işimiz. Gençler alsın istediğini ben artıklardan seçerim. Bak 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 bak. Görüyor musun bak. Boracım seni tanımak istiyorum yiğidim. Gerçi ben de gençlerle oynayacağım abi Akhisar. Ya bizim şimdi bu Ekrem Şentürk, Regen Kaleci yaramaz. Ya U19 değil de bize U21 belki olur abi. Bizim şu anda zaten oyunda 2025'e geldik ya. Bak bir alabilirsem şu Emre Demir'i alacağım. Kim bu Müslüm Ertunç? Yaramaz abi bunlar yaramaz. Ama mesela baksak Fenerbahçe'ye falan buralardan güzel adam yakabiliriz. Muslera'nın abi yaşı var. Bazı maçlar çok iyi oynuyor. Bazı maçlar kötü oynuyor. Mesela Berkaycığım bizi yendiğiniz maçta Muslera'ya bir teşekkür edebilirsin. Yani orada biraz Muslera bizi yaktı. Onun dışında bazı maçlarda abi mesela en son bizim oynadığımız Lokomotiv maçında da mesela şeyi kurtardı. Bizi kurtardı. Ravil Tagir 20 milyon euro. Emirhan Delibaş. Fener'de bir Afıf mı vardı? Galatasaray'da bir Afıf diye bir oyuncu vardı. Bak ona bakacağım. Tayyip Sanıç olabilir kiralık olarak. Yunus Akgün bakalım nereye gitmiş. Ben aslında Emre Mor'u almak istiyorum. Yunus Antep'e gitmiş de o kadar iyi değil be abi. Yunus o kadar iyi değil. Bakalım mı bir Emre Mor'a? Babele bak tek başına gidiyor. Kara tren. Evet abi Emre Mor'un ne yapacağız? Şöyle bir 1 milyon 1 milyon verelim abi. FB bugün Kayseri'ye kaybederse Vitor gider. Ya çok zannetmiyorum be Kayseri'ye kaybedeceğini abi. Zannetmiyorum. Ama Hikmet Karaman bu yani. Ne yapacağı belli olmaz.
Oha 50 milyon euro istediler lan Emre Mor'a. Yazıklar olsun. Ben ama dün söyledim ya Mamet Yam'ın golünü bekliyorum. Evet Gürkan Başkan'ı alacağız. Bedavaya. Bu kardeşimizi. Takımda stoperdir. Yaşı küçüktür. Evet bu tamam. Nurullah geliyor. Alperen geliyor. İrfan gelmiyor. İrfan'a bak gelmiyormuş. Tamam gelme biz de Nurullah alırız. Karagümrük taraftarı çok iyi. Karagümrük enteresan evet ya. Bir de abi stat. O stat var ya şimdi buz gibidir. Her taraf esiyor oranın. E biz seni abicim birinci değil önemli oyuncu yapalım. Çünkü seni as kaleci yapacağız. Bunu alırsam Selmani'yi Galatasaray'a satacağım. Evet abi tertemiz. Nurullah severiz. Alperen'i de alacağım. Hem stoper hem sağ bek. Enteresan bir oyuncu. Bunu da seviyorum. Kullanışlı. Çok para da istemiyor. Fakir işi. Tertemiz abi. Yerlilerle takımı dolduruyoruz. Şimdi Selmani'yi satış listesine koyuyorum. Hem bir yabancı oyuncudan kurtulmuş oluruz. Bakalım Galatasaray buna ne kadar önerecek. Benim U23 yaş altında oyuncu bulmam lazım abi. U23. Bunlardan bulmam lazım. Bak Süleyman Luş bile 24 oldu. Karagümrük çok fena geldi de pası güzel atamadı bak. Bora oradaysan söyle bakalım bir iki tane ya. Bilal Balcı. Penaltı. Hocam niye sarı kart vermiyorsun o zaman kendini yere atıyorsa? Galatasaray var ya biçti şu an der. Bak şuna bak bu adam çok iyi. Ama Başakşehir'deymiş alamayız. Ya bu 3 büyüklerde 4 büyüklerde acayip adamlar çıkıyor Regen ya. Abi bunlar dışında Regenler. Tabii canım hep Regenler var. Regenler de büyük takımlarda abi alamayız. Bak şöyle bir arkadaş var. Gökhan Bayır. Göztepe'de. Belki bunu çözebiliriz ama çok zayıf. Alalım en azından kadroya yazarız abi. Arayacağız baba arayacağız. Bugün arayacağız. Bak Beşiktaş'taki sol beke bak. İbrahim Kılıç. 31 milyon euro değeri var. Ya ben şu Gökhan Bayır'a direkt teklif yapacağım ya Göztepe'ye. Helalinden bir 1 milyon versek ne olur? 2 milyon istedi. Şöyle yapacağız. Şimdi bende para çok olduğu için biraz harcama yapacağım abi. Ya şu adama var ya 3 milyon euro para veriyoruz ya. Tamam bunu alalım kadroya yazarız. Arda Güler. Çok güzel bak Arda Güler gelişmiş baya güzel olmuş ha. Ama tabii Fener bize bunu vermez. Mevlüt Han Ekelik. Evet güzel bir defansif orta saha var. Herkes istiyor. Biz de isteyelim abi. Hem de 21 yaşın altında biliyor musun? 300 bin dolara ne dersin? Yok mu dedin? O zaman 750 verelim. Ulan para bol olunca ne güzel transfer harcaması yapıyoruz ha. Tamam. Onun dışında bir tane kanat bulmak lazım ya. Of. Ajax'taymış. İsmail Kabasakal. Al işte abi şu adama bak. Bak şu adamı görüyor musun? Çok güzel adam. Regenler uçmuş bayağı Türkiye'de ya. Aha. Bunu alalım ya. Gel güzel kardeşim. Tam toplama takım kuracağım. Tam. Tam toplama takım. Al abi sana %50'si. Tamam ver. Dur lan seni daha ucuza çözebiliriz be. Naci Ünü var. Daha çok orta saha oyuncusu gibi oldu ama yoklarız. Bak şu adam güzel. Şu an ne kadar yerli oyuncu varsa hepsini alacağım. Ahmet Karademir. Yaramaz. Naci'ye bakalım. Karagümrük çok daha iyi oynuyor. Naci olabilir ama Naci hiç gelişmemiş. Baksana hızı falan 10 ya. Bu niye böyle anlamadım. Abi o kadar uzun oynamayacağım için verdim. Yoksa uzun bir kariyer yapacak olsam oynamam yani. Vermem onu merak etme. Ben adam bana gelsin diye veriyorum. Zaten 5. sezon abi. 2 gün sonra 3 gün sonra biz ayrı kendi kariyere başlayacağız. Yoksa ben de biliyorum ona o kadar para verilmemesi gerektiğini de yapacak bir şey yok. Gelsin bize abi. Altınordu'da Boracığım güzel adamlar var. Bir tane şöyle U19 kaleci bulmak lazım ya.
Deniz Dilmen. Bu da yaramaz. Burak Tarhan. Evet abi. Kasımpaşa ile evet abi. Bak bunu alabiliriz. Bana Burak'ı verir misin? Galatasaray var ya, rezalet top oynuyor. Tamam abi, 800 bin, 850 bin. Tertemiz abi, tertemiz. Güzel abi, bir 4-5 tane yerliye çöktük. Tarık'ı 3. kaleci yaparız. Var ya, Galatasaray baya kötü oynuyor yani. Seni yedek yapalım. Karagümrük bastırıyor. Aynen, Liverpool bugün alması lazım. Bastım parayı. Bir tane premium yabancı bul. Dur bakacağız abi, yabancıya da bakacağız. Önce yerli, çünkü kadroyu adam yazamıyorum Boracı. Kadroyu adam yazamıyorum. Var ya, premium yerli bulur, şey yabancı buluruz ya, kalite. Senin Vagir'i bu sene alabiliriz. Neydi adamın ismi ya? Vagir, Vahit Fagir ha. Tamam abi, işte bu arkadaşı alacağız. Oyuncuyu gözlemleyelim. Bu kardeşi alırız. Al sana forvet. Bu bize gelmez mi abi? Gelir. Ne var? Hocam korner verelim. Galatasaray çok rotasyonlu çıkmış ya. Şöyle 1 milyon 1 milyon verelim bakalım yine. Evet, çok ucuza bu arkadaşı alıyoruz. Yeter ki bize gelsin. Premium forvet. Onun dışında Salih Özcan'ı kovalayacağım. Gökhan Gül'ü kovalıyorum. Bakalım abi, gelirse takımı bayağı güzel dizeceğiz. Yerli olaraktan. İşte bu Serkan Odabaşı, bunların alayını göndereceğim abi. Galatasaray korkak oynuyor. Neden? Çünkü Karagümrük geliyor abi, ezer. İşte yapacak bir şey yok. Buralardan güzel oyuncu çıkıyor. Evet Baracığım. İşi biliyorsun. Şu Diamandi iyi adamdı aslında. Kaçırmışız. Chelsea almış bak, görüyor musun? Oğlum herifin ayağına tekme attılar be. Aç oğlum güzel bir muz ortaya etliğin. Olmadı. Evet, güzel bir sağ bek. Fil dişili. Abi hep Mamadou ya. Hep Mamadou'lar var abi. Bizim şöyle. Evet. Al sana sola çık abi. Al sana sola çık. Simon Adingra. Bak bak. Bu adam alınabilir. Özel yetenek 16. Liderlik 17. Hız 17. Dribbling 16. Evet abi, neden olmasın? Vur lan. Vur lan. Ya Kerem, orada hala çalım yapıyorsun ya. Salak ya. Vur işte anasını satayım. Ya iptal baba, iptal baba. Kızıyorlar sonradan böyle şey verince. Abi bu adamı beğendim. Jonathan Amon. Bu daha iyi. Ulan bu daha iyi lan Jonathan. Ne diyorsun Bora? 20 maç 3 gol ama. Biz bunu oynatırız ya. Biz bunu oynatırız. Evet abi, uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. Ver 500 bin doları. Takımı transfer çöplüğüne çevireceğim. Bak nasıl biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Kaşar. Ya oğlum, kafamız aynı çalışıyor seninle işte. Ama onu gördün mü çakarım. Şimdi bu Umar Hocan dedi mi? Bunu göndereceğim. Zaten kiralıkmış. Gitsin. Hiçbir şey vermedi. Kim var? Fatavu. Fatavu'yu var ya, kadronun en derinlerine göndereceğim abi. En derinlere. Yusuf Sarı ilk 11 oyuncusuymuş. Bu kardeşimizi yedeğe çekeceğiz. Büyük olasılıkla caz yapacak. Yo, yapmadı. Bak yedek oldu Yusuf Sarı. Muhammed Kamara yedek oyuncu abi. Bakalım. Bu da caz yapmadı. Alayını yedek. Alayını küskü. Fatavu. İhtiyaç yok. Ya anasını satayım bu Fatavu'ya yani. Sen Joker edeksin. 3 ay sözleşmesi bitenlere dur. Şimdi hepsine bakacağım abi, dur. Bir şey daha vardı aklımda da onu unuttum ya. Birine daha bakacaktım. Bir şeye daha bakacaktım da. Karagümrük'ün teknik direktörü. Abi şey ya, o galiba Bora, sen onu biliyorsun, Karagümrük'ün teknik direktörünü. Onda eski futbolculuk var mı ya? Abi buralardaki Ricardo Gomez. Aa, bu şeyde oynamıştı ya, Ankaragücü'nde oynamıştı galiba bu Gomez. Burada çok iyi adamlar yok. Gökhan'cığım aleykümselam, hoş geldin. Oğlum nerelerdesin, şu Galatasaray'a bir tane gol attıralım be Gökhan.
Şimdi bizim bazı oyuncuları satmamız lazım abi. Bazılarını sat. Mesela şu Envankwo. Ya Envankwo'nun özelliklerine bakıyorum. 5 para etmiyor. Hemen satalım, belki bir canlı gelir. Ben kimsenin alacağını düşünmüyorum Envankwo'yu ama. Bakalım, şansımızı deneyeceğiz. Ha, FM kariyeri açtın. Güzel baba, hayırlı olsun. Bak şöyle bir iki takımlara TFF2'den. Kırmızıya mı geleceksin artık? Beyaza mı geleceksin? Kafana göre seç. 6 kişi olursak ona göre bakacağız. Bak, 50 tane adama teklif yaptım. Buralardan çökeceğim. Ha, okullu. Ya abi, Gökhan Bayır kimdi lan? Evet abi, bak bir tane Wonderkid. Hem stoper hem sol açık. Süleyman Luş'un yerine. Tertemiz, bedavaya. Forma serisi. Ha, yıldız oyuncu olarak gelebilirsin. Seni bir anda yedeğe çekeriz biz. Şöyle 19 bin verelim. Bak, bir de serbest kalma bedeli koyduruyorlar. Galatasaray korner kullanıyor. Rezalet bir korner. Abi, senelerdir şu topa vuran adam gelmedi bizim takıma ya. Neyse, verelim. Bu kardeşimizi alacağız. Rıdvan Aydın 500 bin dolara. Wonderkid forvet buldum. Yerli U19. Buna lisans çıkartmaya da gerek kalmaz. Şunu iptal edelim. Para olunca bunları alacağız işte abi. Tertemiz, bunu da alıyorum. Galatasaray şu anda biraz daha toplu oynamaya başladı gençler. Bilmiyorum var mı takip ediniz ama. Burak Tarhan bize gelmek istememiş. Neden? Vur lan! Kaçırdık abi net bir golü. Teşekkürler. Bak, şu kaleci bize gelmek istemedi, görüyor musun bak. Selçuk vardı, Schneider vardı, sonra yok. Evet. Abi Dağcı. Selamlar aga. FM oynatacağım. Taktikte uzmanlaşmak için ne tavsiye verirsin? Sürekli her maç taktik değiştiriyorum. Gol atamıyorum. Abi şöyle, biz her maça ayrı taktik yapıyoruz. Maçın zorluğuna göre. Ama mesela ben sana göstereyim hemen. Bak, ben şu anda bu taktikte oynuyorum. Ama maç içinde değiştiririm. Oyunculara işte vermiş olduğum hikaye taktikler falan var. Gol atabilmek için eğer daha kreatif, yetenekli oyuncuların varsa böyle yaratıcı oyuna verebilirsin. Takımın az şut çekiyorsa buralardan kaleyi gördüğünde vur falan verebilirsin. Şutla ilgili olarak. İşte bazısı geniş oynar, ben dar oynuyorum. Ne bileyim, kanat oyuncularını kullanırım. İşte ne bileyim abi, geçiş oyunda kontraya falan çıkıyorum. Böyle hani biraz deneme usulü yapman lazım. Ama sezonun başında dediği gibi İlyas'ın, biraz fazla hazırlık maçı yap. Evet, sakatlanma riski çok oluyor. Ama takım birbirine alışmış olur. Bir de sakatlık olmadığı sürece abi, belli bir 11 belirle kendini. O 11'in dışına çok çıkma. Çünkü oyuncuların kendi arasında bir şey olsun. Birbirleriyle uyumları olsun. Yani böyle denersen abi olabilir. Bir de oyuncuna göre taktik yap. Mesela her maça aynı taktik çıkma. Kendinden güçlü olan takımlarla oynadığın zaman, mesela pozitif futbol oynuyorsan öyle oynama. Bir anda 3-4 tane gol yersin. Dengeliği al, temkinliği al. İşte onu artık çöze çöze abi. Ama oynadıkça zaten kardeşim şey yaparsın. Abi Dağcı. İsmin ne bu arada ya? Ben isimle hitap etmeyi sevdiğim için sorarım. Gel abi, zaman buldukça takip et. Bu arada Karagümrük karşı karşıya kaldı. Oğlum gelin koşun lan. Sıçtım. Ya biraz mesela hangi takımla oynuyorsun abi? Burada herkes FMC Adam anasını ya, satayım. adam ya. Geldi adam. Yani birer ikişer sana şey yaparız. Taktik veririz ya. Evet, takip için de teşekkür ederim. Hoş geldin. Kasımpaşa bu oyuncu kiralık göndermek istiyormuş. Sözleşme önersem. Ulan be, ulan be. Kaçırdık adamı, görüyor musun be? Fagir. Fagir de gelmiyor. Ulan bak, Fagir gelmiyor. Aa, bizi kiralıyorlar lan bunu. Kiralamayı kabul edelim. Galatasaray maçı dakika 30 abi, 29. Ben Digiturk'tan izliyorum. Ha, Bayern aldın. Abi Bayern Münih'te gol atamıyor musun ya? Bayern Münih abi, nasıl sistemde oynuyorsun? Kaç kaç oynuyorsun abi? Abi kaç kaç oynuyorsun? Yani sistem kaç kaç yani. Bak, Simon Adingra gelmedi.
alayınız alıyorsunuz bu adamları. Ha gelmiyor Sakarya'ya. Amon gelmiyor. Ama şimdi ne olacak? Takımın reputasyonu kötü ondan. Ah be Babel be. Babel'in boyu yetmedi. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Biraz fazla şey oynuyorsun be abi. Fazla defansif oynuyorsun ya. Bayern Münih için. Ya biraz daha açılabilirsin abi. 4-2-3-1, 4-3-3. Ha 4-2-3-1 olabilir evet. Neden olmasın? İşte oyunculara ne veriyorsun? Nasıl oynuyorsun? Ne taktik yapıyorsun? Onlara bakmak lazım. Selmani'ye teklif yaptı Galatasaray'a 500 bin dolar. Al anasını satayım git. Silahçığım üzülmüş. Envank bocuğum üzülmüş. Biz hiç üzülmedik. Hayatta başarılar. Ben senden çok çektim. U19'a güle güle. Selmani de gidecek. Evet bir tane U19 kaleci bulmamız lazım gençler. Yani şimdi Bayern Münih'in kadrosunu düşünmeye çalışıyorum. Abi çok iyi kadro ya Bayern Münih. Şöyle 2-3 tane güzel adam bulduğun zaman Bayern Münih'e bence yapman gereken hızlı kanat oyuncusu alman. Bayern Münih abi. Hızlı kanat oyuncusu aldığın zaman seni uçurur. Zaten Lewandowski bitiriciliği 19 mudur? 20 nedir? Ben mesela abi şu oyunu oynadığımdan beri bir kere hazır taktik yapmadım bak. Bir kere hazır taktik yapmadım. Hiç. Şimdi Burhan'ı kiralayacağız. Gökhan'ı alacağız. Mevlüt Han Ekelik. Bunu alabiliriz. Rıdvan'ı alabiliriz. Deniz Dilmen kim? Yaramaz. Emre Demir'i bekliyorum. Alırsam güzel transfer. Bayağı yerlilere çöktüm babalar. Biraz ilerleyelim de Haziran 15 falan gelsin. Birine transfer teklifi var. Cem Kaba kim bu? Aa, Cem Kaba gidebilir. Hayatta başarılar. Evet bence de Bayern Münih'in taktığı 4-3-3. Ulan be top ayağından çok açtı Kerem. Vallahi güzel gidiyordu ya. Vallahi güzel gidiyordu. Büyük olasılıkla abi talimatlarında sıkıntı var abi. Yani yapmış olduğun taktikler oyun içerisindeki direktiflerinde sıkıntı var abi. O tarz bir aksidan olabilir. Bir de oyun içerisinde şey yap abi. Oyunculara seslen de başarabilirsiniz oğlum. Devre arasındaki konuşmaları falan güzel yapman lazım. Bayern atar ya yani. Hiç büyük takım oynamadım. Bayern'le de hiç oynamadım. Oyun tarihinde hiç oynamadım Bayern'le. O yüzden oynayanlar varsa daha çok yardımcı olur yani. Şimdi ne yapacağız? Görüşmeler var, ıvır zıvır var, takım toplantısı var. Şampiyonlar yine direkt gidiyoruz. Oha, herkesin ağrına gitti. Hemen geri adım atalım. Bu arada Babel'e bakıyorum. Güzel ortaladı. Bak konuşma yaptık hiçbir şey olmadı. Ben mesela evet bazı oyuncuları kanat forvet bazılarını normal kanat oynatırım. Kanat forvetleri birine hücum verirse muhakkak birine destek veririm. Tamam kamp yapalım. Bu arada Galatasaray artık ufak ufak gelmeye başladı. Gökhan'cığım pusulaysan bilmiyorum maçı izliyor musun? Mevlüt Han da bize gelmeyi reddetti. Ha yok Mevlüt Han'a yaptığımız teklif reddedildi. Karamo'ya bak nasıl gidiyor. Bak Karamo kara tren gibi gidiyor. Kara gümrükte öf. 500 desek. Bora Ahmet Musa'ya ne diyorsun? Evet. Şampiyonlar Ligi'ne galiba direkt gideceğiz. Eğer direkt gideceksek direkt canlıyı alacağız. Bahadır Işık var. Yaramaz o kadar da değil. Aslında alınır. İşte mesela bu adamı alıp direkt atmak lazım. Hatta alalım anasını satayım. Yok alacağım ya. Alacağım o 19'u atacağım işte. Para falan istemezler. Şimdi abi sağ bek. Sağ bek denilince akıllara tek bir isim geliyor. Filipe Cruz. Bak, gittin kendini oralarda batırdın. 23 yaşına gelmişsin daha gelişememişsin. Halbuki bize gelsen hayatını yaşayacaksın.
Marco'ya gittin adam... He, offsetmiş Allah'tan. Yoksa Marco adamı biçti yani. Şamet'e bakarız. Abi aklına takılan bir şey varsa sor kardeşim. Yok öyle ben sana veremem. Sen bu adamı benim elimden aldın. Ben pazara çıkıp geliyorum. Eyvallah İlyas, buralardayız kardeşim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ bek lazımdı. Alacağız. Onun dışında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakmak istiyorum abi. Oralarda güzel wonderkidler var. Ya şu Emin Bayram almak çok istiyorum ama kafadan 20 milyon euro çekerler. Muslera sonunda emekli oluyormuş beyler. Kardeşimiz emekli oluyormuş. Victor Nelson'a bakalım. Gelişmiş ama hızı hiç artmamış Nelson'ın. O da enteresan. Taylan'ı sol stopere çekmişler. Berkan Kutlu. Tekniği hiç gelişmemiş. Cemali Sertel yeni sözleşme istiyor. Tam çökülecek adam biliyor musun? Cemo 2,5 milyon verelim hemen. Hemen. Şöyle bir 2,5 2,5 atsak. Abi 20 26 milyon euro istediler. Abi Ravil'i alamıyorum. Uçmuş oğlum onlar. 20 30 milyon euro falan olmuş. Ferdi Kadıoğlu kiralık bu arkadaş. Chelsea'den kiralamış Galatasaray 2 yıllık. Bunlar da uyanık ha. Akram Afif. Bak şöyle bir oyuncu var Galatasaray'da. Katarlı bak. İyi oyuncu. Emin Bayram. Baksana abi 18 milyon euro. Şimdi ben bu adamı nasıl alacağım ya? Ravil daha fazla. Hadi bir 5 milyon euro verelim. Bakalım ne olacak. Parayı kıyıp alsak mı lan Emin'i? Evet. Şu anda başkanı sinirlendirecek hareketler yapıyoruz. Vallahi Emin Bayram gelmek isterse stoperimizi bulduk. Onun dışında Barış Yılmaz bitiriciliği olmamış. Ravile şimdi hemen bakacağım. Sasha Boy'u istedik. Bak Sasha Boy. Abi gel işte. Gel işte. Bak Filipe Cruz'u almaktansa Boy'u alırım. Colin Dagba var. Hem sol hem sağ ama çok pahalı. Galatasaray'ın kadroya baksana abi. Galatasaray'ın kadrosu müthiş lan. Ben Emin'i daha çok beğeniyorum kardeşim. Emin Bayram her zaman bir çıtır daha iyidir. Cenk Özkaçar'ı alabiliriz. Alalım abi. Yerlilere çökelim. Şampiyonlar Ligi'nden canlı gelirse başkandan bir çıtır daha para isteriz. Galatasaray için kadro yapsam oyunun ilk sezonunda mı abi? Oyunun ilk sezonunda büyük olasılıkla transfer bütçesi vermeyecek. Abi hemen Feghouli, Babel'i, Aytaç Karay'ı, mümkünse Muslera'yı. Bunların hepsini satardım abi. Hem maaş yükünden kurtulurum. Oradan gelecek paralarla hep yerlilere çökerdim. Kalite yerlilere çökerdim. Ömer Beyaz, Burak İnce, işte kaleci olarak İrfan Ehribayat olabilir. Belki Ersin Destan olabilir. Nurullah Aslan olabilir. Çünkü yabancı dalgası çok şey ya abi. Yabancı oyuncular çok fazla oynatamıyorsun ya. O yüzden mesela kesin Feghouli'yi satardım. Galatasaray şu anda geliyor abi. Korner oldu. Atağı izdiler. Şimdilik babacığım Beşiktaş'a gidiyorum. Senin adamlara bakacağım Bora. Eren Aydın'a bakıyorum. Kiralık gelmez. Beşiktaş. Abi en genç olarak ben Ömer Beyaz'ı kullanıyorum. Ömer Beyaz hiç iş yapmadı. Naci Ünivar var. Ajax'tan onu alabilirsin. Onun dışında yabancı olarak da söyleyebiliriz birkaç tane. Düşüneyim. Ama bence Galatasaray'da en gençli sistemde oynama. Gerek yok yani. Hiç gerek yok abi. Her zaman liberolu, ben normalde liberolu oynarım. Şimdi Boracığım, Ravil Tagir'e gelelim. Ravil Tagir 28 milyon euro. Beşiktaş bu adamı satmaz. Bak, bunu satmaz Beşiktaş Bora. Emre Bilgin. Ya abuk subuk adamların değeri uçmuş abi. Karagümrük iyi geliyor ha. Tayyip Sanuç, Kartal Kayra Yılmaz. Bak güzel bir defansif ama yaş 24. Buna gelmez. Onun dışında Bora birkaç adam söylemiştin. Kimdi onlar ya? Çamet miydi? Yok çıkmadı.
Biraz ilerleyelim ya tarihte. Daha bizim repütasyonumuz artmadı abi. Şu forvet falan bulmamız lazım. Evet, Bahadır Işık 40 bin dolares. Bu kardeşimizi alalım. Maksat transfer olsun. Az çok demeyin. Ver abi. Felipe Cruz gelmek istemiyor. Allah'ından bulsun. Emin Bayram gelmek istemiyor. Sasha Boy gelmek istemiyor. Cenk Özkaçar geliyor ama. Tayland forvetine bakayım. Bakalım. Bak, Cenk Özkaçar'ın istediği paraya bak ya. 60 bin yeter kardeşim sana. Evet. Tamam, yerli stoper. Kalite stoper bulduk. Yaşı 24, tamam olsun. İlk 11'e koyarız. Montoya. Abi iyice ulan var ya, Ömer Bayram son dakikada topu kesti, yiyorduk ha. Vallahi yiyorduk. Marko'ya bak bak. Montoya ne diyorsun Bora? Abi oyun başladığında canlı oynayacak mısınız? Grup oluşturup. Evet kardeşim, bu oyun 9'unda başlayacak. 9'unda tam sürümü gelecek oyunun. Şu anda bir 5-6 kişi varız. 9'unda oyun başlarsa bir bakarız hemen hızlıca. 10 gibi 11 gibi de organize oluruz. TFF2'den takımlar alacağız. O şekilde bir oynamayı düşünüyoruz. Ha, nasıl olur? Hızlı oynayabilir miyiz? Bakacağız, alışacağız. Ona göre bir şeyler düşünüyoruz. Tayland demiştin. Oğlum, Taylandlı forvetten ne olur lan? Bak, Bora sana söyledi. Bak, ona bakalım şimdi. Abi bu adam yeni yetme. Bu bize gelmez ya. Atalay, Burak İnce, Ömer Beyaz. Aynen, bunların hepsi yerli. Atalay en geç oynamaz ama. Atalay ofansif oyun kurucu. Burak İnce ile Ömer Beyaz en geç oynar. Ama Galatasaray için onlar ilk sezonda sırıtabilir abi. Şu anda Karagümrük çok fena geliyor. Dur bakayım. Vur lan kafayı. Biraz ilerleyelim. Oluyor mu? Olabilir. Sen kimle oynadın abi ama? Galatasaray'da mı oynadın? Emre Demir'i satmıyorlar. Bak, şu Emre Demir'i almamız lazım. Ne kaç para istiyorsun abi ya? Kaç para istiyorsun? Al, 5 milyon verem. Ya Sakarya'ya tabii ki de Atalay olur oğlum. Galatasaray'la oynayacaksın. Galatasaray'da kaldırır mı Atalay? Kaldırmaz. Sakarya'da TFF2'de Atalay'la oynarsın da biz de oynadık. O Gökhan Gül'ü de reddetmişler. Abi, sevdiğimiz adamları alamıyoruz. Şöyle yapsak. Yine olmuyor, yine olmuyor. Şöyle bir Beşiktaş'ın forveti vardı, ona çökebiliriz. Beşiktaş birine teklif yapmıştı ya. Kaçırdık. Sakarya süper. Evet, oyunda Sakarya iyi abi, aynen. TFF2 için oyunda Sakarya bayağı iyi. Bir şey diyemiyorum. Çünkü ben de Sakarya ile oynadım. Hatta ilk sezon şampiyon olacaktık. Averajla kaçırdık. İkinci sezon olduk. Bu arada bu bahsettiğin Taylandlı forvet burada gözüküyor ama bu yemez yani. Bu iyi bir adam değil baba. Bu iyi bir adam değil. Yaramaz yani. Bak, transfer paketi de alamıyoruz. Çünkü transfer sezonu daha açılmadı. Dur biraz ilerleyelim abi ya. Daha 27'si, adam falan bulamıyoruz. Mevlüt Han, abi niye satmıyorsunuz bu adamı? Siz kabul etmiştiniz sanki bu paraları ya. Teklifi boyuna geri çeviriyorlar. Atalay mutsuz. Ya Atalay, tamam, sana yeni sözleşme önerim. Aha, Atalay kulüpte mutsuzmuş. Neden? Çünkü adama bir söz vermişiz. Bunlara dikkat edin. Bak şurada mutluluk durumu mu? Ya ver şunu ya. Ya bu adama biz şey demiştik abi, bunu ofansif oyun kurucu oynatacağız demiştik. Oynatmadığımız için bak, Atalay caz yaptı. Gördün mü? Ya ben anlamıyorum yani seni. Atalay zaten hiç gelişmedi abi, yol veririz Atalay'a. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyormuş. Daha iyi oyuncular bulmamız lazım. Jamaika mı? Bakalım abi Jamaika'ya.
Abi Jamaika evet. Tamam, milli takımına bakıyorum. Abi bunların alayı hızlı ya. Leon Bailey var, tanıdık isimlerden. Değeri 118 milyon euro. Damien Gray. Abi bunların alay uçmuş. Biz bunları alamayız. Biz Sakaryasporuz oğlum. Biz bunları alamayız Boracığım. Benim bir tane A+ kalite forvete ihtiyacım var. Biraz ilerleyeyim şöyle ya. 1 Haziran'a gideyim. Bir saniye abi. Abi onlar olmaz. Dur şu telefonu alacağım bir dakika. Şarja koy bari. Öldürmüşsün şarjını. Zaten telefon patlak. Panerol, Defansor, Sporting. Tamam bakarız bu aracı. Bakalım canım hepsine. Biz peki oyunu nasıl hızlı oynayacağız abi? Fikri olan var mı? Emre Demir'in bonservis üzerisini soralım. Konuşamadım. Mevlüt Han'ın da bonservis ne lan? Bonservis ücretini soralım. Evet, Rıdvan Aydın'ı aldık. Yedek forvetimiz. Gökhan Bayır'ı aldık. Stoper sol bek yedek. Gürkan Başkan'ı aldık. Cenk Özkaçar'ı aldık. Gökhan Gül'ün de bonservisini soralım. Galatasaray yine ilk yarıyı 0-0'a bağladı gibi. Oha, 5 dakika uzatma vermişler ilk yarıya. Selvani'yi Galatasaray'a sattık. Alperen'i de aldık. Hem stoper abi hem sağ bek. Boracığım geliyorum. Şu şeyleri okuyorum. Tamam. Onun dışında evet, sözleşmesi biten oyuncular var. Emre. Neyse, bunların alaya gidebilir. Problem yok. Bahadır Sakarya ile sözleşme imzaladı. Bahadır Işık. Ya bu arkadaşı almıştık. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Juventus olmuş. Güzel. Şimdi baba Penarol. Penarol. Evet. Kim var? Alan Medina. Evet, güzel bir arkadaş. Olabilir. Gözlemleyelim. Alabiliriz. Galatasaray geliyor şu anda. Çok kötü kafa vurdu ya. Abi bunlar kafa vurmayı bilmiyor. Evet abi, Agustin Alvarez. Bunu zaten geçen sezondan da biliyoruz Boracığım. Ama bu adam bize gelmedi. Senin güzel hatırın için bir teklif yapalım. Ayıp ediyorsun. Gelirse ne ala. Seviniriz yani. Direkt oynar bu çocuk forvette. Tamam, 2,5. 2,5 abi. Şöyle 5 milyona el sıkışalım. Tamam, olur. İşte abi oyunda 5. sezona gelince tabii seçenekler arttı. Dur. Burada çok fazla da şey yok abi. Bu kim? Santos. Yaramaz. Bu forvet güzel ama. Bunu zaten geçen sezonda bakmıştık. Kolo Kolo'ya da bakalım. Yalnız oyuna başlarken abi biz çok fazla lig seçmemiz lazım. Onu söyleyeyim, yoksa patlarız. Oyun hızlı akmaz yani. Evet, bu forvet gayet iyi. Bitiricilik 16. Agresiflik 18. Evet. Buna da bir teklif yapabiliriz ya. Ama bu çok genç be. Tüyü bitmemiş yani. Aa, 1 milyon euro serbest kalma bedeli var. Evet, tertemiz. Ama benim yerli almam lazım. Sen bu oyuna yabancı söylüyorsun abi. Bize yerli lazım. Ulan dur, yanlış takımlara gittik ya. Şöyle yastak çıkar mı acaba? Evet. Rezerv takım mı? Rezervde adam yok. U20'sinde olabilir. Evet, U20'sinde var. Mesela Clayton Jose yaramaz. Leo. Bunlar hep regen oyuncular be Bora. Yaramaz yani. Dimba. Yok, gelmez. Hocam el var. Penaltı lan, herifin eline çarptı. Vallahi eline çarptı. Aa. Oğlum Karagümrük'ün eline çarptı top.
At da bu taca, at da bu taca. Abi penaltı olabilir. Şu anda bir penaltı olabilir. Kokuyu aldım. Tekrar bir bakalım. Burada bir şey yok. Jimmy Durmaz'a bir şey yok. Yok lan, vermezler bu penaltıyı. Ya Malik Batmaz. Ya yaramaz abi, ne yapayım? Malik bize yaramaz. Ben penaltı gibi gördüm ama penaltı değilmiş abi. Ya verilmez yani o penaltı. Bizim mesela abi şu Berke Eren'i bari alayım ya. Gerçi bu da stoper. Yok, bize şey lazım abi. Kanat oyuncusu lazım. Evet, Hakemiç abi oyunu durdurmadı. Direkt devam etti. İlk yarı bitti gençler bu arada. Ahmet Karademir. Mali'yi al mı diyorsun? Ya Malik 25 yaşında abi. Şöyle bizim en azından 21 yaşında falan bir adam bulsaydık onu koyardık yani. Anladın mı? Lisans falan çıkartmadan yani. Solda Yusuf Sarp, dur bakalım. İyi tamam, al Mali'ye de teklif yapalım, anasını satayım, al. Tamam, bu gözlemlesin de kaç para vereceğimizi söylesin Kaşar. Vermedi. Tamam, şöyle 1 milyon ateşleyelim. Ben şimdi bu adama 5 milyon para mı vereyim abi? Tamam. 1,5, 1,5'a bağlayalım. Evet. Verdik abi işte. Tamam, verdik, bir şey demiyorum ama yani lazım baba, lazım. Lazım. Emir Açıl. Baksana, Bursa'da adam var 16 yaşında, değeri 18 milyon euro. Bizim kanat oyuncusu bulmamız lazım ya. Alvarez gelmiyor. Fernandes gelmiyor. Malik Batmaz gelmiyor. Sen bu adamları nasıl aldın lan oyunda? Ha? Ben şampiyon olmuşum. Adam ya, adam Nasıl ya. olacak, biz Geldi bunların adam. hiçbirini alamadık? Hiçbiri gelmiyor. Evet kardeş, hoş geldin. Asaf Adaraysin. Aleyküm selam. Sloven. Abi geldi diyorum. Ne kadar yabancı oyuncu varsa alayına gönderdin. FM 21 oynuyorsun. Güzel abi. FM 21'de nereden? Bak, Slovak Sloven yazdım şuraya. Görüyor musun Bora? İşte bu kadar zihnimize kazımışız seni. Van Spor kariyeri şu an 12 puan farkla lidersin. Güzel abi. Helal. Sakarya ile aynı ilk. Evet Sakarya, işte o zaman sen TFF 2'den aldın. Olabilir. Abi güzel kadro yaptığın zaman Asaf. Güzel kadro yaptığın zaman bu iş yürüyor abi. Güzel taktik yaptığın zaman yürüyor. Çok çok güzel adam yok Bora buralarda. Güzel bir sol bek var. Gerek yok yani. He. Yok güzel abi, güzel. Biz şimdi genelde Asaf alt lig oynuyoruz. Alt lig takımlarını böyle alalım, çıkartalım, acı çekelim, acı çekelim. Kendimize ne diyelim? Kendimize böyle ızdırap olsun. Bunları seviyoruz. Evet, bir tek Anka olabilirdi buraya. Bir baktım ama. Bunda mı bahsediyorsun? Eğer sol beki olabilir, evet. Ben Sakaryalı değilim, Bora Sakaryalı. Bora Rosiçki var ya, Sakarya'nın göbeğinden, Tatanga. Abi benim aslında nasıl oldu bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu'nu kiraladım. 29, 26 gol. Kerem'i kiraladıysan enteresan. Kerem'in normalde o lige gelmemesi lazım. Ama bazen oluyor abi işte, bazen şans tutuyor. Bir şey diyemiyorum. Normal şartlarda Kerem'i TFF 2'ye getirmek enteresan. Abi ben şu anda 2025 yılına geldim oyunda Asaf. 2 yıldır Süper Lig'deyim. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon oldum. Normalde oyunda 2025 yılındayım. Yabancı sınırı falan yok abi. Yapıştırıyoruz şu anda. Evet, Nurullah Aslan alıyoruz. Kalemizi Nurullah'a emanet edeceğiz. Yerlidir. İyidir. Tatlıdır. Tarık Çetin. Güzel. Yuşa Tırrağı da göndereceğiz zaten. Genç oyuncuymuş. Süper Lig 2'de sene bayağı geliyor. Şampiyon olursan. Evet.
Ama premium değil, aynen öyle. Yalnız senin söylediğin adamların hiçbirini biz alamadık bu ara. Büyük olasılıkla oyundaki dalga dümenle ilgili bir şey. Ben bu adamların hiçbirini alamadım yani. Senin söylediğin o fakiri falan sen nasıl aldın ben bilmiyorum. Ah. Bir daha deneyelim şansımızı. Forvet lazım. Kiralayın bana bunu. Tamam olur. Her şeye varım. Her şey varım abi. Santrafor merkez. Tamam. 2 yıllığına kirala bana bunu ver. Ha, sezon sonu mu yapacağız? Vallahi alırım. Abi bütçe çok. 16 milyon euro bütçemiz var. Düşük Güney Amerika liglerinin birinci takımlarından kopartılabiliyor. Evet. Ulan Bora var ya senle yemin ediyorum FM dersi vermemiz lazım ha. He? Ne diyorsun bu işe? Evet Selmani'yi sattık. Bakalım usta. Boğadu. Uçmuş olabilir. Ya buna yorum yapmıyorum abi. 128 milyon euro uçmuştur. Tamam lan şekil yapma. Yeşil sahalarda görmek istiyoruz biz. İnsanları. Solomon adalarıyla oynamış. Vay anasını be. Kardeş. Carson Beşiktaş kulübünü reddetti. Jasper. Beşiktaş'a bak. Tamam baba biz seni yeşil sahalarda göreceğiz. Zaten biz seni biliyoruz, tanıyoruz da insanlar tanısın yani. Anlıyor musun? Bak adamların alayını transfer ettik daha yeni gözlemlemeyi bitirmiş. Ya şu Gökhan Gül'ü almamız lazım. Gökhan Gül'ü almamız lazım. Şu anda Asaf oyunda yerli oyuncu çok değerli. Altın kadar değerli olduğu için. O yüzden yerli oyuncu bakıyoruz yani. Bir de Galatasaray şu maçı kazansaydı güzel olurdu. Yani bu 3 milyon euro için mi bana Gökhan Gül'ü satmadınız? Şöyle versek. Evet kabul ettiler. Yok bu Mevlüt Han Ekelik içinmiş. Mevlüt almayız. Tamam Gökhan Gül'ün 4.200 şeyi var. Veririz Gökhan Gül için. Değer Gökhan'a. Ali Akman'ın profili çok gelişmedi ya. Şu an hala Eintracht'ta. Bitiriciliği 15'te 14'e düşmüş. Hızımızı hiç gelmiyor. 23 yaşında. Hatta Ali Akman'ı orta sahaya çevirmişler. Nurullah Aslan aldı mı Asaf? Transferi yaptık. Yani Nurullah, Gürkan, Alperen. İşte bu Cenk Özkaçar. Ne kadar yerli varsa topladım baba. İşte forvet bekliyorum. Bir tane kanat oyuncusu bulursam Mevlüt bize gelmiyor. Güle güle abi. Evet Gökhan Gül'ü ama Fenerbahçe'ye transfer olmakta daha istekli. Ne yapacağız? Geç bunu antrenör ekibini siktir et. Hücumcuları da geç. Evet. Bakalım kabul edecek mi? Abi biz sana 104 bin nakintoş verebiliyoruz. Sana satış bedelinden de %50 pay veririm. Nasıl olsa seni satmayacağım. Bunlar hep güzel hamleler. Severiz bu tarz işleri. Kabul mü? Kabul. Yeter ki gelsin. Berat Özdemir uçmuştur ya. Berat Özdemir'i ben Gençler Birliği'ndeyken alıyordum 2 sene önce. Uçmuştur. 16 milyon euro abi. Zaten aldığı maaş 300 bin euro. Bizim böyle bir para verecek gücümüz yok. Bir çıtır fakir kulübüz yani. Şimdi az kadroya bakalım. Burada çok pahalı oyuncular vardır ama tutturabilirsek şöyle bir iki tane kanat oyuncusu almak istiyorum ya. Bak. İrfan'a teklif yaptık gelmedi. Nurullah Aslan'ı aldık. Emre Mor'u almak istiyorum ama Fenerbahçe bu adama 20 milyon euro çekti. Bir bonservis ücretini soralım. Güven de uçtu abi Beşiktaş'ta. Al 32 milyon euro değeri var. O kadar da iyi değil bence ama almışlar işte. Yani Türkiye milli takımından şu anda A milliden oyuncu almak çok zor. O yüzden bizim daha çok yerlilere bakmamız lazım. U21 falan bakmamız lazım. Rıdvan da uçtu abi. Abi Beşiktaş'ın 11'indeki yerlilerin hepsi uçmuş durumda. Yani Galatasaray'da da keza öyle. Berkan, işte Taylan, Kerem Aktürkoğlu. Bak Kerem'i görmedim Galatasaray'da. Bir Kerem'e bakalım ne olmuş bu çocuk. Kerem Galatasaray'daymış. Ha Kerem 22 milyon euro. Profilinde de hiçbir gelişme yok. Yok abi yok.
Evet. Emre Demir'i alabilirsem 3.9'a. Çok güzel bir. Bu arada Emre Demir'i biliyorsunuz Barcelona'ya gitti. Barcelona'da oynayamadı. Samsun'a gitti. Samsun'dan alacağım şimdi Emre'yi. Emre'yi de alırsam direkt sol kanada koyacağım. Sol kanatta Yusuf Sarı var. Bu kardeşi yedek oyuncu yaptım. Emre'yi koyacağım. Forvet lazım. Bir tane yılan forvet lazım. Evet, Emre geliyor. Kardeşim ben seni önemli oyuncu yapmayı düşünüyorum. Evet. Bak tertemiz transfer görüyor musun? Serbest kalma bedeli yok. 2029'a kadar misler gibi. Abi oyunda Samsun ne adam toplamış ya. Naci uçmamış abi. Naci enteresan. Hiç gelişmemiş. Hatta hızı falan Naci'nin geriye gitmiş durumda. Bak. Aslında var ya dediğin doğru Naci'yi yerli statüsündeyse ki öyle olması lazım. Naci Ünivar alınabilir. Nereden bakacağız? Profil miydi? Yok, özellikler miydi? Eskisi kadar uçmuyor evet. Ya bu Naci'nin şeyine nereden bakacaktık pasportuna ya? Bilgi miydi? Ha evet. Tamam Naci Türk ya. Evet Naci aynen ya. Alsak bu kardeşe bakalım. Abi işte bazen 50 tane oyuncu baktığımız için adamın 170 potansiyeli 2021'de vardı. Bu sene galiba onun max potansiyelini düşürmüş olabilir. Bir de o potansiyel hikayesi oynadıkça işleyen bir şey abi. Yani kiralar mısın? Ha 1.7 milyona satıyormuş zaten. İyi tamam şöyle 500 verelim. Bu sene var ya Bora bir 40 milyon euro harcayacağız ha. Maliki, Mali'ye de Boracığımın güzel hatırı için bir teklif attık. Naci Ünivar gelirse iyi olur ama. Almada'ya bakalım. Şu Umaro Cande var ya bu arkadaşı da oynatmayacağım. Oğuz Yıldırım bizim emektarımız. Bir tek Bora forvet lazım ya. Forvet gerekiyor yani. Almada. Thiago Almada mı? Thiago Almada iyi adam abi. Evet güzel. Ama orada Ömer Beyaz oynuyor ya. Camber kim lan? Camber kim Bora? Ha takımın ismi mi o? Ya abi bizi yine yoracaksın ya. Tamam bana tarif et gireyim. Nereden gireceğiz? Nereden gireceğiz? Ha şu dünyadan girecektik değil mi? Ha Camber Közdemir. Ben sene 2027'ye gelince Ajax'tan 192 potansiyelli birini transfer etmişti. Evet olabilir. Oyundaki işte regenlerden çıkıyor abi. Oyundaki regenlerden çıkıyor. Kulüp turnuvaları. Niye bulamadık lan Şampiyonlar Ligi'ni biz? Bora, Avrupa'yı mı seçeceğiz? Evet. Sen ne söylemiştin bana? Şampiyonlar Ligi elemeleri. Ya abi Avrupa Şampiyonası'na girmişiz yanlışlıkla ya. Camber Közdemir'e bakacağım. Yine aynı yere girdik. Ay kafamı tüküre. Ya siktir et Bora ya dur ya şimdi. Camber Közdemir. Bandırmaya gitmiş abi yaramaz çöp. Camber Közdemir yaramaz. Biz daha bu arada transfer sezonunu açmadık. Naci Ünivar da geliyor. Evet abi gel güzel kardeşim. Naci'ye bak 50 bin tane istekte bulundu bize. Prim alırsın da şu maaşını biraz azaltalım ya 77 yapalım. Kabul etti. Ömer Beyaz bizde zaten ya. Oyunun başından beri Ömer'le oynuyorum. Ferdi Galatasaray'da gir şu şamp... Aman bak Bora şimdi bize burada seri küfür edecek ha. Vallahi bize küfür. Tamam abi giriyorum abi. Giriyorum abi. Kızma abi. En sağ... Şampiyonlar Ligi bu mu? Ya tamam oğlum çıkmıyor ki bir şey işte. Bu seninkini gösteriyor.
Daha yeni şeye geçmedik ki. Avrupa turlardan erken turları seç diyorsun he. Tamam anladım. Mesela birinci eleme turuna bakalım. Yok bu değil, daha erkene gitmemiz lazım o zaman. Lig yolu mu diyorsun? Tamam da buradaki adamlar değişmiyor. Onu ne yapacağız? Bora. Buradaki adamlar değişmiyor. Onları ne yapacağız? Arda Güler çok pahalı, alamıyorum. Tamam abi al. Birinci eleme turuna bakıyorum. Abi sen ona bakarsın canına yandığım, hadi. Eyüp Aydın. Oğlum zaten hiçbiri gelmiyor, gelmiyor. Bize zaten, biz bunu keyfe keder oynuyoruz. Öyle ben şey oynamıyorum yani, transfere şeye bakarız yani. Biz oynadığımız zaman transfere bakarız. Evet Fagir'i, abi ben Fagir'i almak istiyorum da Fagir gelmiyor yani. Forvet'e şu an para kalmadı. Bora Aydınlığa bakalım. Ya şu Jack niye oynatmıyor Fatih Terim? Benim canım sıkıyor. Şu anda parayı ezdik galiba. Parayı ezdik şu anda. Mevlüt Han'ı Beşiktaş alıyor. Emre Mor 41 milyon euro. Teşekkür ederim. Almayayım kalsın. Aftan değil. Çıkmadı o. Kim abi söyledin adam? Richkov. Julian Richkov PSV. Evet 36 milyon euroluk. Bu pek bize geleceğini düşünmüyorum abi. Aylık 700 bin dolar nakintoş istiyorlar. Gelmez. Ulan alamayacağımız adamları söyleyip söyleyip duruyorsunuz ya. Biz bunları nasıl alacağız abi? Evet bak. Bakacağız ya, bir transfer sezonu açılsın, kiralık miralık çözeriz. Biraz ilerleyelim ya. Bakacağım Partizan'a bakacağım. Şimdi bizim burada Emre Demir, Naci Ünivar kovalıyoruz. Gökhan Gül kovalıyoruz. Başka evet. Zaten şu anda 14 milyon euro para harcamışız. João Mendes, evet Nicolas Siri'yi de biliyorum. Ama Siri gelmedi. Ulan Siirt yazacaktık. Nicolas Siri kalite topçu. Ama daha o kadar gelişmemiş. Partizan'a baktık ya oğlum bu ara. Partizan'da bir şey bulamadık ya. İşte Partizan'da Ricardo Gomez var abi, forvet Ankara Gücü, yeşil burunlu. Bunu mu alacağız? Kim var? Ivan Saponic. Yok, gelmez. Monazami'ye bakalım. Yok, çıkmadı bu. Biraz ilerleyelim abi. Zaman adam gelmiyor şu anda. Portekiz'in altyapısından çözeriz ya. Tarık geleceğini düşünmek istiyormuş. Niye? Ha, sözleşme mi uzatacaksın? Tamam uzatalım seninle sözleşme Tarıkçığım. Tamam sana söz veriyorum. Bir sözleşme veririm. Ama öyle çok para veremem çünkü Tersoy'a bağlayacağız. Çünkü transfere çok gömüldük. Tarık kaç para istiyor? Siktir lan, 66 bin euro sana param vereceğim. 32 oyna. Tamam görüşmeyi terk ediyorum abi. Şımarırsan böyle olur. 24 alırken 66 mı istiyorsun? Tamam şımarmayacaksın abi. Şımarmayacaksın. Kim istiyor seni? Mallorca istiyor. Ha, olur seni satarız. Dur abi biraz ilerleyelim. Ulan Berkan'ı ilk faulünde kart gördün. Evet abi Emre Demir. Emre Demir'i tamamladık. Bu kardeşimizi sol kanat oynatacağız. Ofansif de olur, orta sahada olur. Her şey olur Emre Demir'den. Naci Ünivar'ı aldık. Allah'ım Kıbrıs'tan forvet diyor. Kıbrıs. Bakalım güzel kardeşim. Pieros Sotiriou. Olabilir. Ama 32 yaşında. Çalışkanlık 18 mi? Oğlum bu Umut Bulut gibi lan. Tamam gözlemleyelim. Alırsak alabiliriz. Milos Markovic yaramaz. Romanya'ya bakıyorum. Ha, Romanya milli takımındaki oyuncular kalitedir ama. Pardon.
Yanlış yerden girdik. Ne kadar sürecek? Şimdi burada forvet olarak forvet yok oğlum burada. Deniz Mann var. 60 milyon euro. Deniz Draguş var. Yok abi bunların şeyi var. Ya 50 tane şey. Boka'ya da bakalım. Gomez. Aha bu yaşlanmış buralara kadar düşmüş. Hızı dışında özellikleri iyi. Natoel Bustos. Güzel adam abi. Gol atar bu çocuk. Gözlemleyelim. Christian Pavon. Gelmez. Hurtado. Sevdiğimiz bir adam. Bak alabilsek Hurtado olur. Şu Alejandro Marquez'i çok merak ediyorum ya. Yanlış yaptık. Yanlış yazdık. Marquez. Çıkmadı lan. Redan. Dur bakalım Redan'a. Tam ismi ne abi bu Redan'ın? Böyle çıkmadı. Supanat. Bakalım abi. Asaf. Supanat olabilir abi. Bora söylemişti sanki Supanat'ı ya Tayland'a bak diye. Evet Supanat olabilir ama bu daha çok şey. Sol açık gibi. Ama gözlemleyelim. Gelirse gelir. Güzel olabilir. Deşaun olabilir evet. Dur bakacağım. Evet ama işte bir yerden sonra da parayla ilgili sıkıntı yaşayacağız. Bir baksan oraya. Şu şeyden gelelim de Deşavuna bakacağım. Deşavun. Deşavun kort mu? Yok çıkmadı oğlum. Ben yanlış mı yazdım acaba? Çıkmadı abi. Bora. Senin söylediğin adam çıkmadı. Orayı tam kapat. Ananı sikeceğim şimdi. Abi yok gelen giden yok. Ya bu Gökhan'ı evet Gökhan'ı da alacağım ya. İki önlü orta saha oynatırım. Bir sürü transfer aldık abi. Bir sürü transfer. Yerli çok aldım ya. Yerli bayağı aldım. Hoylman'a bakalım. Benim takımda para kalmamış olabilir oğlum. Hoylman yok abi. Biz şöyle 17'sine gidelim bir transfer sezonunu açalım. Kimler gelmiş, kimler gelmemiş. Bakarız. Takımda bir tek forvet eksik bu arada. Onun dışında her şeyi aldık. Belki bir de sağ bek olabilir. Yani sol bek Montoya oynar. Belki sağ bek olabilir. Bir de forvet işte. Başka adam kalmadı abi. Onları da kiralık alırız ya. Bakacağım Bora onlara da dur. Bir gelsin de bakacağım. Baksana oğlum 50 tane adam aldık ya şuraya bak. Transfer manyağı yaptık takımı. Bakacağım hepsine. Bu söylediklerim forvet mi sağ bek mi? Bora. Emega'yı biliyorum ya. Abi gelmiyorlar ki anasını satayım. İtibar arttı mı acaba? Ona da bakmam lazım. Takımda itibar arttı mı ona da bakmamız lazım. Evet 2 gün sonra bitireceğiz bu kariyeri. Zaten şampiyon olduk. Tamamdır yani. Vizyonumuza ulaştık. 5 sezonda şampiyon oluruz dedik. 4. sezonda şampiyon olduk. Orijinal oyun gelirse zaten online oynayacağız.
İşte bir 5-6 kişilik bir şeyimiz var. Kadro yapacağız. Online olarak TFF2'den takım alacağız. Lucas Silva gözlemci önermiş. Yani gözlemcideki rezilliğe bak ya. E tabi orijinal oynayacağız. Ya bu da zaten orijinal oyun da beta versiyonu abi. Mevlüt tam Beşiktaş'a gitmiş. Biz almadık Mevlüt'ü. Pedro kim? Rize istiyor. Aa, Rui Pedro. Satalım oğlum. Maaşından kurtuluruz. Ya ben şeyle oynayacağım abi. Akhisar'la oynamayı düşünüyorum ya. Bir Akhisar'la başlamıştık Bora'yla. Oyunun ilk başında. O yarım kalmıştı Akhisar. Akhisar'la oynarım. Hem Akhisar'ın çok genç oyuncusu var. Yani zayıf bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan yerli oyuncular diyor. Evet, bir de Şampiyonlar Ligi kadrosu. Akhisar 2 de evet beyaz grupta. Ya şu Fagir'i bir türlü alamadık ya Bora. Ya şu Fagir'i alsak işi bitireceğiz ha. Ya çünkü maaş bütçem de bitti abi. Akhisar TFF2'de, Asaf beyaz grupta kardeşim. Beyazda. Dikkatli bak. Bak şu adamı bile alamadık Bora ya. Ulan şunu bile alamadık. Vallahi şunu alamadık. Ama sen şey 2021'e göre bakıyorsan 2021'de Akhisar TFF 1'de abi. Takım diyor ki 5 milyon tutardan daha fazla harcama yapmak kaçınmalıdır. Bir de şey var baba. FFP var. Biz battık o zaman. FFP'den sıçtık biz. Ha sen Van Spor var oyunda, evet. Van Spor var abi, doğru. Ya olabilir işte, ben Akhisar'ı seviyorum. Akigoları. Oynayacağız bakacağız işte ya. Maksat eğlence olsun abi. Şimdi Bora senin söylediğin adamlara bir bakalım abi. Emega. Emega yok. Salifu. Ben sana bir söyleyeyim mi? Biz 1 Temmuz'a gideceğiz, kiralık çözeceğiz. Raul Salifu, Estoril. Evet bu kardeş olabilir, yedek oyuncu. Ganalı. Ulan Ganalı oyuncu almak istemiyorum Bora be. Hiç iş yapmıyorlar. İnşallah Van bu sene 1. lige çıkacak. Geçen sene playofflarda kaybetti. Bu sene liderle arasındaki puan var. Evet. Van'ın kadrosu oyunda iyi ama. Asaf. Van'ın kadrosu oyunda iyi olduğu için öyle güçlü takımları almıyoruz ya. Yoksa Van'ın kadrosu bayağı iyi. Keyifli yani. Böyle işte sıralaması 10 ile 15. sıra arasında olan takımlarla oynayalım diyoruz. Yani gariban işi yapmayı planlıyoruz yani. Evet, şimdi ne bu? Pedro'ya teklif. Tamam, Pedro gidebilir. Pedro'yu transfere ikna edelim. Ağrına gitmiş. Anasını satayım. Geleceğim biz de para yiyeceksin, değil mi? Ben Galatasaraylıyım Asaf. Galatasaraylıyım abiciğim. Bir yandan gözücüyle Galatasaray maçına bakıyorum hadi. Hocam offset yok mu? Ahmet Musa nereden topu aldı ya? Bak şimdi kaldırıyor bak. Ya şimdi söyleyeceğim, hakemler olmayacak. Fenerbahçe'nin istediği stopere bak Bora. Para var demek ki. Evet şimdi bir tık ilerleyelim. Transfer listesine bir bakalım. Güzel adamlar aldık. Bunları bayağı kullanırız. Zaten bizim ligde şampiyon olmak istiyorsan yerli oyuncunun iyi olması lazım abi. Evet. Bak B eksi B eksi. Güzel adamlar. Oha kaç tane transfer yaptık lan. Güney Kore forvetine bakayım. Şu an transfer bütçeme bakıyorum. Maaş bütçem eksi 109 bin. Patladık. Şöyle bir çıtır maaş bütçesi açacağım. Güney Kore'nin forvetine. Dur abi bakalım hemen. Heung-min Son değildir herhalde. Bunlar uçmuş var ha. Bunlar 20 milyon euroluk adamlar oğlum. Burada ucuz herif yok. Mesela bu var. Yok ya, bunlar yaramaz.
Şimdi gençler bize gelen adamlara bir hızlıca bakacağım. Mehmet Özcan 21'deki oyunda çok iyi. Asap mesela sen Mehmet Özcan'ı kesin alıyorsundur 21'de. Benim ilk transferim Mehmet Özcan oluyor genelde. Kalite topçu. Serkan Odabaşıoğlu ile maalesef artık yolları ayırıyoruz. Serkan abim zaten sözleşmesinin son yılında. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Dur bakacağız abi dur. Hepsine bakacağız. Şu gelenlerle bir uğraşalım. Şu gelenleri bir ayarlayayım da. Evet, onu yapacağım. Bora. Transfer dönemi açılmadığı için paket seçememiştik. Parayla ilgili sorunum yok da biraz beleş herif bulmam lazım. Neyse dur şu gelenleri ayarlayalım bak. Naci Ünü var. Yıldız oyuncu olarak gelmiş. Hemen kendisini babacığım yedek oyuncu çekiyoruz. Ondan sonra Alperen Babacan bak hem stoper hem sağ bek hem sol bek tertemiz bir adam görüyor musun? Ben böyle çok yönlü herifleri seviyorum abi. Kadrodaki oyuncu sayısını da azaltır. Bu da tamam. Recep Burak Yılmaz zaten yedek oyuncu. Nurullah Aslan seni abi ilk 11 oyuncusu yapalım. Birinci kaleci yapalım. Bekir Yılmaz diye birini aldım. Mehmet Özcan yerine. Bekir Yılmaz olabilir. Van'la zaten ilk sezonda çok transfer yapamayabilirsin ya. Moruk. Yani çünkü Van'ın reputasyonu düşük olacağı için çok yapamazsın diye düşünüyorum yani. Evet, Recep Gül geldi. Recep zaten vardı. Bu kardeşimizi hiç oynatamadık. Yazık oldu bu çocuğa ya. Kendisini Joker yedeğe çektik olmadı. Tamam, yedek oyuncu. Biz zaten şimdi oyuna başlayacağız. Takip edersen zaten hiç böyle adam gibi transfer yapamayacağız abi. Cenk Özkaçar kendisinden beklentimiz yüksek abi. Hemen kendisini ilk 11 oyuncusu yapıyorum. Bu kardeşimizi kadroya monte edeceğiz ya. Şimdi Oğuz Yıldırım'ı yedeğe çektim. Cenk Özkaçar'ı 3'e çektim. Bu arada Galatasaray geliyor. Ya Ömer vuracağın şuta tüküreyim senin be. Ali Yavuz Kol yedek biliyorsunuz. Evet Emre Demir. Vallahi bu çocuğu sol kanada koyacağım. O yüzden seni şimdi rotasyona alalım. Ya bunu aldık. Bora çok para verdik ama bunu tamamen elimizde yerli olsun diye aldım yani. Evet abi Gökhan Gül. Sevdiğimiz bir abimiz. Aha Gökhan Gül stoper de oynuyor. Stoper oynar mısın? Tamam baba işte al sana stoper ya. Tertemiz. Tandemi bulduk ya. Tandem tamamdır Boracığım. Tertemiz. Gökhan Gül'le şey yapacağız tandemi. Cenk Özkaçar yapacağız. Şu anda bu kardeşlerden memnunum. Rıdvan Aydın diye bir arkadaş almışız. Bak sağ açığın yedeği bu. Rıdvan Aydın. Gel babacığım. Seni hemen bir yedek oyuncu yapalım da kendine gel. Dur forveti çözeriz. Bak Peter Rezek var. Şu adamı hatırlıyor musun Bora? Bedavaya almıştık. Karagümrük geliyor. Bu çocuğu kiralayalım ha. Bunu kullanmayız. Atıyorlardı. Baksana abi Gökhan Bayır diye adam aldık. Herifin değerine bak. 8 milyon euro. Ya abi bu ben şu an kadrodan çok memnunum ya. Kiralayacağım ya onu. Vur oğlum, vur oğlum. Vur. Vay anasını be, vay anasını be. Şu Reze'yi kiralamak istiyorum. Bunu şöyle ilk 11 oyuncusu falan gibi kiralarsak bu çocuk oynar. Şöyle bir bunu kiralayalım. Bahadır Işık. Seni 11'e aldım. Gökhan Bayır'ı da 12'ye aldım. Oynarız ya yaparız. Mesela artık şeye gerek kalmadı. Oğuz Yıldırım'a gerek kalmadı. Oğuz'a hemen teşekkür edelim. Hayatta başarılar dileyelim. Oğuz'u gönderdik. Çok geniş kadromuz oldu lan Bora. Baya güzel kadromuz oldu yani. Tam böyle penaltı mı? Bir tane elle pozisyon var. Ona mı diyorsun penaltı diye? Yok ya o tam penaltı değildi ya.
Adana Demir, Yunus Akgün abi işte. Galatasaray vermese Yunus Akgün'ü kendi kullanırdı. Ama tabii ki de biz biliyorsun Boracığım, biz veririz böyle şeyleri. Ha, Beşiktaş'tan bahsediyor. Beşiktaş'ın evet, Gezal'ın ayağına basıyorlar ya, orada penaltı olabilir. Doğru söylüyorsun. Şimdi bitmesi yaklaşan sözleşmelerden forvet bakıyorum. Bak, güzel bir kanat ama yaramaz ya. Dur, forvet bakalım. Bora güzel adamlar yok. Vallahi şu Şamat Wonderkid, ama bize bitirici forvet lazım. Portekiz'den falan çözeceğiz ya. Satış listesinden de bakalım forvete. 1 Temmuz'a gitmem lazım Bora. Evet, o maçın sonundaki hikaye biraz sakat oldu sizin için ya. Ama güzel oynadılar ya. Beşiktaş güzel oynadı. Pardon, Trabzon güzel oynadı abi şimdi. Çocukların da hakkını verelim yani. Evet, sol stoperimiz Gökhan Gül. Sağ stoperimiz Cenk Özkaçar. Cenk hangi ayak? Oo, Cenk sol stopermiş. Güzel, severiz. Dur, alacağız. Şu kadroyu bir düzelim babacığım. Gökhan'a bak, he, hepsi oynuyor. Gökhan pasör stoper olsun. Cenk, tamam abi, stoperden çok memnunum ya. Gerçekten stoperden memnunum. İyi adam. Bu kardeşimizi de yedek oyuncu yapalım. Bunu da çok kullanmayız artık. Ay ananı be. Neyse. Bu sene bakacağız. Herkesi kullanacağız. İyi adam Gürkan Başkan. Tamam. 3 tane stoper oldu abi takımda. 4 tane stoper oldu. Hatta bir de yedekler var. Takım stoper manyağı oldu anasını satayım. Kaan Arslan da var. Oho, 5 tane stoper var. Kaan Arslan'ı kullanmayız lan en kötü. Zaten kötü oynuyor diyeyim. Gönder ipneyi. Naci Ünivar'ı çektik 6'ya. Abi net olarak forvete ihtiyacımız var. Neyse, ilerleyelim baba. Birkaç gün ilerleyelim. Onun dışında kadro iyi, fena değil. Şimdi yani Bora, bakıyorum da abi öyle forvet yok ya. Goldeson. Yok oğlum, güzel forvet yok. Ben şöyle 1 Temmuz'a gideyim. Kiralıktan falan dönsünler. Ona göre forvete bakalım. Onun dışında çok şansımız yok forvet için yani. Biten listesinden. Evet. Sözleşmesi bitenden bakacağım işte. Bire gidiyorum ya. Tamam. İkisine de bakarız ya. Bazen sözleşmesi bitmiş baba yiğitler oluyor. Dur bakalım bir gelsin. Bu arada Galatasaray maçı 0-0 ya. Hoş olmadı. Telefonumu alacağım şarjda. Bir dakika. Şarj olmamış. Tam takmadım onu. Kalmış %57. Şu 1 Temmuz gelsin de bakarız. Mustafa Muhammed'e bak. Savunmada yardımcı oluyor. Evet abi, hızlı çıkalım. Ya Fatih, neden Jack niye oynatmıyoruz ya? Yürü oğlum, yürü oğlum. Yürü lan. Allah kahretsin seni, atacağım pasa tüküreyim. Üstüne vurdu. Abi Galatasaray'ın şöyle var ya, adam akıllı atağı yok. Biz bir tatilden dönelim ya. Acayip hareketler oluyor şu an transferde. Bir bakalım ne durumdayız. Peter Reze'ye teklif yok. Abi şu adama teklif yapmıyor musunuz gerçekten bunu? Enteresan ya. Vallahi enteresan. Miraç gitti. Ha, oyun kurallarına bakalım ne olmuş, yabancı sınırı. Geç.
Yabancı kuralı ile ilgili bir şey yazmamışlar Bora. Herhalde aynı kalacak bu. 6 yabancı. Her 4 sarı kart ceza, ıvır zıvır falan filan. Evet, Envankbo'ya Kayseri teklif yaptı. Satsak mı lan Envankbo'yu? Satalım anasını satayım. Aslında çok güzel adamdı ya. Abi Envankbo güzel adam ya. Bilemedim Envankbo'yu satsak mı? Şöyle bir kadroya bakalım. Evet, kadro burada. İlk 11'de en fazla 6 yabancı. İlk 11'de 15 ve 21 yaşlar arasında 2 yıl Sakarya'da oynamış 21 yaş altı en az 2 oyuncu bulunmalı. Ya abuk subuk kurallar ya. Yemin ediyorum bu federasyon bizi bitirdi yedi ya. Ömer U23, Burak U23. Bunların hepsine lisans çıkaracağız. İyi adam üzgün. Aman akım. Herkes yeni sözleşme istiyor. Abi gol yedi Galatasaray. Yediğimiz gole bak ya. Bertolacci abi girdi gol attı tertemiz. Amına koyayım herifi oynatmadılar. Girdi 5 dakikada golünü attı. Salak işte savunmada hatayı kim yaptıysa. Atalı Gençler Birliği istiyormuş. Vermiyoruz abi. Geri zekalısınız oğlum. Siz geri zekalı işte. Bunlar Galatasaray geri zekalı. İşte Fatih Terim. Amına kodumun imparatoru. Oyna Mustafa Muhammed şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak. Ağır bir şey söyleyeceğim olmayacak yani. Ya İlyas öyle keyfe keder oynadığım için çok altyapıya şey yapmadım ya. Takılmadım çok yani altyapıya. Bu kardeşi U19'a gönderelim. Evet kanat olarak bu kardeşi gerekirse kullanırız ya. Evet şeyi satabiliriz. Envankbo'yu satabiliriz. Güle güle. Sen oynatma oğlum Jack. Ne oynatmayın oğlum. Oynatmayın. Evet abi bu sene Trabzon olacak gibi duruyor. Fener, Trabzon, Fener. Galatasaray abuk subuk böyle hatalar yapıyor işte. Bu arada İlyas ben takımı antrenörü de almadım yani. Hani hiçbir şey yapmadım. Sadece oyunu oynuyorum. Öyle çok fazla şey yapmadım yani. Evet, Recep bizle görüşmek istiyormuş. Tamam ne eksik seçtim. Ya herif var ya hayatının şutunu vurdu. Gerçi herif çok güzel de topa vuruyor. Abi bizim artık şey yapmamız lazım. Ya biz bu şu anda buralarda oyalanıyoruz abi. Bizim şeyimiz yok. Bitti yani. Trabzon olsun abi. Ben sana söyleyeyim Galatasaray gayet olabilir aslında ama Fatih Terim ne derler? Abuk subuk kadro çıkarırsa böyle olur ha. Abuk subuk. Mustafa Muhammed. Herifin bonservisini almadın. Her maç oynuyorsun. Elinde bonservisli oyuncu var. Oynatmıyorsun. Ne böyle olur abi. Dönmesin abi zaten. Dönmesin abi. Kaybetsinler abi. Puan kaybetsinler. Puan kaybetsinler. Şimdi Farioli Karagümrük'ün antrenörü. Yemin ediyorum şu maçta Fatih Terim'den daha iyi maçı yönetti abi. Yemin ediyorum ya. Alıyorsun veriyorsun. Alıyorsun veriyorsun. Rezil bir top. Zaten maçı izlerken bile Antalyaspor'a Pedro'yu kiralık veremeyiz kardeşim. Kusura bakma. Geri zekalı işte. Şu Mustafa Muhammed var ya zaten bizim Rize maçında normalde Galatasaray Rize'yi 90 artı 13 demine attı ya golü 90 artı 11'de. Affedersin Galatasaray'ın götünü kurtardı Cagne. Daha doğrusu Galatasaray'ın değil işte o Fatih Terim'in. Konuşuyor ya öyle. Her maçı kazandığı zaman hocam çok mutlu, çok tatlı konuşuyor. Ama hiçbir zaman kaybettiğinde de ben şu hatayı yaptım demez. Ya böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Sen bu maçta Cagney'i koyacaksın. Hala Halil'le forvet oynatıyorsun Halil'i. Halil forvet değil ki. Ya bir insan bir hatayı 50 milyon kere yapmamalı abi. Yapmamalı yani. Şimdi durduk yerde sinirlendik görüyor musun? Yensek de aynı bok. Yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Abi Karagümrük'ün bak şimdi oyunda Berkay ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Futbol, her zaman bu futbolda doğruları yapman lazım abi. Tamam mı? Doğruyu oynayacaksın. Doğruyu yapacaksın. Doğruyu yapacaksın abi. Ya sen sürekli yanlış kadro çıkıyorsun. Kazandığın zaman imparatorsun, kaybettiğin zaman konuşmuyorsun. O zaman diyeceksin ki ben bu hatayı yaptım abi. Olmaz. Rotasyon falan yapacağım. Bu maç senin rotasyon yapacağın maç değil abi. Trabzon almış yürümüş. Sen bu maçı yenemezsen rotasyonu yaparsın evinde. Bu kadar basit. Olmaz abi. Bu çocuklar milyon euro para kazanıyor. Ne rotasyonu amına koyayım? Çıkacaklar, oynayacaklar. İbnelere bak. Gece 2'ye 3'e kadar çalışan gariban esnaf rotasyon yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bunlar niye rotasyon yapıyor? Kesinlikle katılmıyorum rotasyon hikayesine. Dünyadaki en saçma şey abi rotasyon. Durduk yerde sinirlendik. Bak ayarımız attı. Vallahi ayarımız attı. Şu Fatih Terim'in yanında oturanlar ne bakıyorlar ben bilmiyorum ya. Ya bu Selçuk ne yapıyor abi? Of. Abi top çatallan döndü be. Aha, double'a denk geldik. Dur. Şunu kısalım. Ulan Babel ne vurdu be? Direkten döndü. Kısmetsizlik de var usta be. Ben şimdi Fatih Terim söyler. Ya bana ne abi? Biz kimsenin kazandığı parada değiliz de kusura bakmayacak abi. Dinlenecek pezevenk o zaman. Maçtan gelecek şey yapmayacak yani. Ne derler ona? Kendisine bakacak. Karıya kıza gitmeyecek. Milyon eurolar alıyorlar. Ondan sonra abi bak az kadron neyse bu maçı öyle oynayacaksın. Emre Kılınç'ı oynatmıyorsun. Ondan sonra oynatmadığın adamdan medet bekliyorsun. Olmaz. Şu Sasha Boy'u bana versenize ya. İmza attıralım. Vallahi Sasha Boy geliyor lan. Tahmini maliyet 4,7 mi? Niye? Beter olsunlar abi. Vallahi beter olsunlar. Şu Karagümrük'ün oynattığı topu oynatamıyorlar. Ne yapayım ben şimdi bunlara? Abi Sasha Boy'a bu kadar parayı sana veremeyiz ya. 90 bin verem. %25 de satış bedelinden verem. 93 bin. 97 bin. Kabul et artık. Evet Sasha Boy'u alırsak kanat oyuncusunu bitiririz. Karagümrük'ü yeneceksin. Aynen öyle. Yok verdim ya. Verdik. Hurtado. Para yok. Bak bir tane daha vursun gol atar Borini. Şu arkadaşımı alsak diyeceğim de bunun da boyu 1,75 ya. Dur bakalım şimdi. Evet genel durumumuz. Bu ayki gelirimiz eksi 16 milyon euro. Çünkü transferde dibi gördük. Borç harcımıza bakalım. Aa borç yok. Çünkü canlı harcadık. Bora hatırlıyor musun? FM 2021'de transfer yaptığın zaman parandan bile gitse net borca yansıyordu. Mesela şu anda öyle bir şey yok. Bilmiyorum fark ettin mi şu kuyu? Fatih Terim şimdi yapar artık. Zagi tutuştu. 50 tane değişiklik yapsın. Anasını satayım. Maç gittikten sonra ne yapayım? Hayır abi kesinlikle olmamalı. İşte kaybettin bu maçta. Sen bu maçta rotasyon yapmayacaksın abi. Rotasyon sen öndeyken yapabileceğin bir şey. Ya rotasyonu sen öndeyken yapacaksın. Ben gerideyken niye rotasyon yapayım abi? Ben puan kaybettim ne olacak? Trabzon gitti Beşiktaş'ı yendi. Ne olacak baba? Şimdi puan Galatasaray bu maçı kaybetti. Puan farkı 10. Ne diyecek? 8'de kapanır, 18'de kapanır. 1.000 tane laf söylüyor, bir tanesi tutunca kral oluyor. Ben çok severim Fatih Terim ama çıkacak diyecek kardeşim. Biz hata yapıyoruz. Bu kadar basit. Yok abi. Yapamaz. Şimdi ne olur? Bu maçı kaybeder. Evinde Fenerbahçe'yi yener Galatasaray. Çünkü çok sakatı var. Belki de onu da yenemez. Yenerse yine Fatih Terim Lord olur yani. Kendine geri gelir. Sen Karagümrük'ü yenemedikten sonra ben ne yapayım baba? Bak, herifler ne güzel top oynuyorlar. Çatır çutur geliyorlar. Geçmiş olsun.
Zaten kadroyu kurarken dediler abi, yani biz tabii biz Galatasaraylı olduğumuz için biz şampiyonluk istiyoruz yani. Zaten kulüp dedi abi, biz 3 sene mühlet istiyoruz dedi yani. Onu zaten kulüp kendi açıkladı. Neden? Yaparsan Falcao'ya verirsen milyon euroları, geleceğini düşünmezsen batarsın. Bu kadar basit. Şimdi ben tabii oyundan çok koptum oğlum ya. Şimdi bizim kanatta Naci Univar var. Muhammed Kamara'yı kanat yapabiliriz forvet alırsak. Evet, Muhammed Kamara'yı gayet kullanabiliriz kanat oyuncusu olarak. Mehmet Özcan, Rıdvan Aydın var. Evet, bu çocuğu sağ kanat yedek kullanacağız, Rıdvan'ı. Emre Demir var sol kanatın. Evet ya, Emre Demir'i sol kanada koyalım ya. Bak, Morutan'ı oynatmıyor mesela. Senin takımındaki açık ara en yaratıcı ve en yetenekli oyuncu Morutan. Yani nasıl oynatmazsın ki Morutan'ı? Neden oynatmazsın mesela Morutan'ı? Anlayamıyorum abi, anlayamıyorum. Bana bir Galatasaray'a gelip de zaten diyemez. Serdar böyleyken şöyle oldu diyemez abi. Diyemez yani. Rezillik ya. Ya şu takımın haline bak abi. Bak Cagney ne şimdi alıyor. Yemin ediyorum Cagney'in yerinde olsam siktir git derim. Oynamam abi, oynamam ya. Bana ne abi, niye oynayacağım ya? Şimdi Muhammed bu Cagney'den iyi oyuncu mu yani? İyi oyuncu mu? Değil. Yok abi. Dur bakalım, şimdi bir duran top var, şuna bir bakayım. Ya stoperlerin ikisi de 1,90 mıdır? 1,85 midir? Nedir? Topa kafa vurmaktan aciz herifler. Oynamam abi. Vallahi oynamam. Evet, maç başı parasını. Aynen öyle abi. Maça girdim. Maç başı canlımı alırım. Çorbama bakarım baba. Ya yeter be. Reddet abi, reddet ya. Bir de bu insanlarla uğraşıyorum ya. Ulan bak, bir reddettik. Alayı sıkıntı yaşadı bak, görüyor musun? Allahsızlar, alayınızı kovacağım şimdi. Yok, bayağı tadımı kaçırdı bu hikaye ya bizim. Tadımızı kaçırdı yani. Yazık ya. Lan koca Galatasaray'sın sen. Buna rotasyon olur mu ya şu maça? Ya kazanamazsan ne olacak abi? Bir Allah'ın kulu demiyor mu? Yanımda oturan Necati Ateş. Hocam bizim bu maçı yenmemiz lazım demiyor mu ya? Demiyor mu abi? Belki de sana söyleyeyim mi? Ümit Davala ile Hasan Şaş bunları dedi diye Fatih Terim gönderdi bunları. Ben sana söyleyeyim. Şimdi Ümit Davala ne dedi ayrılırken? Ben dedi kendi takımımı kuracağım. Yani ben antrenör olacağım. Doğru mu? Nerede antrenörlük yapıyor Ümit Davala? Yapmıyor. Bunların hiçbirinde kimse konuşmuyor. Hasan Şaş nerede antrenörlük yapıyor? Hiçbir yerde. Ya çünkü hocaya konuşuyorlardı ama benim hocamın egosu tavanda olduğu için her şeyin en iyisini o biliyor. İşte böyle oluyor ondan sonra da. Abi şimdi Sacha Boey'e teklif yaptık. Biri Montpellier, bir biz. Bu Montpellier'e gider. Bu çocuk Fransız. Bizim buna bir şekil düşünmemiz lazım. Satış bedelinden %50 verelim. 113'ü de verelim. Bu maçın olacağı en fazla beraberliktir gençler. Galatasaray en fazla berabere kalır. Bak Sergen'e çağdaş atan Tamer Tuna. Abi işte ben sana söylüyorum Berkay. Ben biliyorum bunların hepsinin ne bok olduğunu. Biliyorum. Biliyorum abi. Mesela Hamza Hamzoğlu Galatasaray'a gelecek diyorlardı. Niye gelsin ki Hamza Hamzoğlu Galatasaray'a? Gider kendi takımını çalıştırır. Küme düşerse düşer. Niye ki? Gelmem. Bir kere zaten şöyle bir adam, ya Fatih Terim bir kere her zaman kendi bildiğini okuyan bir adam abi. Ben insanları falan dinlediğini düşünmüyorum. Bir insan her şeyi çok iyi bilemez. Akıl akıldan üstündür yani. O Araujo forvet değil baba, kanat oyuncusu Bora, ona baktım. Forvetler bunlar. Sözleşmesi bitmiş. 5 para etmez. Senin bahsettiğin Araujo'yu ben baktım, o kanat oyuncusu. Dur bir daha bakalım. Fatih Terim'in yarın da yardımcı olacaksın. E tamam, öyle istiyor işte abi. Her şey evet işte. Selçuklu'ya, Necati her şey evet diyorlar. Her şey evet diyorlar abi. Ya çünkü neden? Canlı güzel abi. Canlısı güzel. Tertemiz iş.
Her şey canlı. Kimse risk almak istemiyor. Bu sol bek de oynuyormuş lan Bora. Alacağım da oğlum, param kalmadı. Evde zeytin yok. Tamam, biraz daha maaş bütçesi açalım. Rykov'a bakalım Bora. Evet, bir tane net forvete ihtiyacım var ya. Kanatı, Kamara'yı da kanat kullanabilirim. O yüzden kanat oyuncusu o kadar önemli değil. Bak şu herifi bize bunu vermezler abi. Sen zaten bu adamı kiralık alıyorsan aylık 750 bin dolar para istiyor. Denelim şans yağmurumuzu. Bunlara sıfır diyelim. Şimdi Galatasaray'ın tabii pabuç tutuştu. Kabul etmiyorlar. Ya abi, ben şimdi bir şey diyeceğim, ondan sonra olmayacaklar. Bir de ben çok iyi bir Galatasaraylıyım yani. Ben net Galatasaraylıyım ya. Ben tribünden gelme adamım yani. Öyle insanlar evinde otururken biz götümüz dona dona maçlara çok gittim ben yani. Bora nasıl gitmiş mesela Sakarya maçlarına? Kocaeli'de oradaydık diyor. Afyon'da eğlendiğimizde oradaydık diyor. Biz de Galatasaray tribünde oydık. Hem futbol değil ha, basketten de öyle yani. Bak sabah öğlen 3'te 4'te basketbol maçı olurdu. En öndeyim tribünde. Akşam futbol maçına giderdim. Üniversite yıllarımda 19-18 yaşlarımda falan. O yüzden mi yani, ben Galatasaray'ın iyiliğini herkesten çok isterim ama şu kadroya rotasyon çıkarsan böyle olur. Rykov gelmiyor. Fagir'i bir daha deneyelim. Bunların hiçbiri gelmiyor buraya. Fagir'i, Rykov daha iyi adamdı. Evet, Fagir olabilir. Yıldız oyuncu yapalım. Santrafor merkez. 2 yıl ver. Kabul et ya, şey kabul ediyor da şeyin gelmesi lazım. Fagir'in gelmesi lazım. Ya tribündeki insanların bu zevki olduğu için o kadar parası önemli değil. Şey Berkay yani. Bir de zaten abi, benim ilk tribüne gittiğim dönemde Ultra Aslan vardı. Biz de oradaydık. Sen gidiyorsun, bir arkadaşını çağırıyorsun, o geliyor. Yani bir şekilde bileti buluyorsun. Biletle ilgili problem yok. Oğlum ben ilk basketbol maçlarına gittiğimde 16 yaşımda 5 liraydı lan basketbol maçı bileti. 5 lira. Ben zaten çalışıyordum. Arada yazları şeye falan gidiyordum baba, yazları çalışıyordum. Param vardı yani cebimde. Maçlara gidiyordum. O da benim zevkimdi. Boyuna vuruyorsunuz kaleye işte. Pabuç şimdi pahalı oldu. Rotasyonu çıkmak zorunda, 3 gün önce Avrupa maçından çıktı. Devamı yok abi, ben İlyas senin gibi düşünmüyorum. Bu maç rotasyonluk maç değil abi. Bu maçta çıkacaksın, oynayacaksın. İşte ne oldu? Rotasyon puan farkı 10 oldu. Trabzon yürüdü. Nereden yakalayacaksın? Ne diyeceksin? 8'de kapanır, 18'de kapanır mı diyeceksin abi? O bir kere yer. O bir kere yer. O da yedi, şöyle yedi. Başakşehir yani abuk sabuk işler yaptı yani. Mesela orada Başakşehir olmasa, Beşiktaş ya da Fenerbahçe olsa o puan fark kapanır mı? Kapanmaz. O yüzden o bir filmdi abi. O filmdi. Hayaldi, gerçek oldu. Ya kadro çok iyi. Kimi nereye koyacağımı bile şaşırmış durumdayım ya. E tabi. Başakşehir ilk kez şampiyonluk kovaladı. Olmadı abi. Büyük takım reaksiyonu veremedi orada. Yapacak bir şey yok. Bakma orada Fatih Terim'in büyük şansları var, öyle o işler, öyle büyük şans yani. Allah herkese Fatih Terim şansı verecek. Bu meşhur bir laftır yani. Bora, çok para kalmadı. 1 milyon euro paramız var. İstersen kiralık satış listesine bakalım. Bak Felix Correa satış listesine gelmiş. Ulan siz var ya, ne Allah'sısınız. Ben şu adamı var ya senelerce istedim, gelmedi gelmedi, şimdi de ben seni almıyorum. Ya Başakşehir şampiyon olduğu sene de güzel top oynadı bak. Bak Supanat demişti biri ya. Bora sen mi dedin Supanat'ı? Olmazsa bunu alalım. Bak bu Supanat'ı alabiliriz. Kiralık da geliyor. Parayı vereyim mi? Parayı vereyim alayım ya. Canlıyı vereyim alayım. 500 bin dolar. Tamam kabul lan. Anam oğlum, kabul ediyorum işte istediğini, 625. Tamam ver 700 bin dolara, şunu alalım.
Başka kim var diye bakıyorum. Supanat, Furkan Bayır. Penaltı, penaltı. Evet, Galatasaray gol attı abi. Bak, VAR'ı penaltıyı vermediler. Penaltıyı vermedi, Mustafa Muhammed gol attı. Zaten penaltı olsa kaçırırdık. Orada penaltı var ve kırmızı kart var bir de bak. Şu pozisyonda penaltı kırmızı kart var. Vermiyorsun. Vereceksin abi. Ben ne dedim? Bu maç beraberlik olur dedim. Bu kadar abi. Ne oldu? Götü tutuşunca oyun oynuyorlar. Kazanırsak da yine söverim. Bu arada asisti yapan da yani gol pasını veren de Jack nedir yani? Kikas'a bakayım güzel kardeşim. Kikas da güzel ama Taylandlı daha güzel gibi usta be. Aha Bünyamin Balcı. Evet abi Bünyam. Şu Bünyamin'i alayım mı ya? Ne diyorsunuz abi? Bünyam gider ya. Ali Ülgen var bizde ama. Ha yok Sasha Boy var ya. Sasha Boy'u alırsak tatlı olur. Abi işte bir şey diyemiyorum. Şimdi mesela İlyas dedi ki rotasyon olacak. Ben İlyas'a şimdi İlyas'ı tanıştık. Güzel hoş. Şimdi diyelim sen çalışıyorsun veya ben çalışıyorum. Çok yoruldum. Akşam mesai yaptım. Ben diyebiliyor muyum? Kardeş ben bugün rotasyon yapayım. Yarın öğlen geleyim. İşe akşam uyuyayım ben diyebiliyor muyum? Ben diyemiyorum. Bu ip neler nasıl diyor? Ya da Fatih Terim nasıl diyor bunlara? Niye rotasyon yapsınlar ki? Ben katılmıyorum. Çıkacak oynayacak abi. Yorulan varsa çıksın. 5 tane değişiklik hakkı var. Yorulan gitsin. Şimdi mesela Marco ile Nelson. Aha Karagümrük geliyor karşı karşıya. At oğlum şu golü. Atamadı gerizekalı. Peşiç kaçırdı karşı karşıya. Bak Karagümrük 2 yapabilirdi. Ya orta sahada bir tek Benasar beni endişelendiriyor. Ama Benasar da iyi oynuyor. Yine Burak İnce, Benasar ve şeyi bozmayacağız başkan. Yusuf Sarı'yı da bozmayacağım. Emre Demir'i Ömer Beyaz'ın yedeği olarak kullanırız. At oğlum aşağı. Bak Morutan ve Feghouli oyuna girdi. Takımın şekli değişti. Korner. Korner, korner. Evet, bir 5-6 dakika uzatma rica edelim. Abi Galatasaray'ız. İstiyoruz ki kazanalım. Ama hatayı da söylememiz lazım abi. Ne diyeceğim şimdi ben? Ulan 4 dakika uzatma verdiniz. Yuh be. Ya Yusuf Sarı'yı oynatacağım ya. Yusuf Sarı daha iyi Emre Demir'den kanat özellikleri olarak. Bakarız ya. Yusuf sıçarsa Emre'yi koyarız. Kadromuz çok geniş. Aç ulan orta. Aç Ömer. Bir tane orta aç oğlum. Açtı ortaya bak. Kafayı sıyıracağım ya. Ya ne ayaksız herifsin be. Şu anda Galatasaray defans yapmıyor ki abi. 50 kişi hücum ediyor. Geçen sezon biz şampiyonluğu nasıl kaybettik? İşte böyle hücum ettik bir Alanyaspor maçında. Yedik. Bu sezon da yine aynı şekilde yedik. Şuursuzca hücum edersen yersin böyle. Beşiktaş dün golü nasıl yedi? Hücum şuursuzca. Ay, korner, korner. Galatasaray tek kale yaptı. Dur oğlum maçımı izleyeyim. Şeyi mi yapayım? Bu da bas diyor bir yandan. Şu Atalay'la sözleşme yenilemedik ama bu adam bedavaya gidecek bizim elimizden ya. Naci'yi sol açık yedeği kullanacağız. Emre'yi şeyin yedeği kullanacağız. Evet orta sahamız geniş de. Bir de şöyle durum var. Ben bu oyuncuların hangi birini lisans çıkaracağım? Bir de o var. Mesela Süleyman Luş'a lisans çıkarmayacağız. Evet bunu U19'a gönderelim. Hadi Ömer bir tane orta açacaksın oğlum. Bir tane orta açacaksın oğlum. Yine açamadım. Abi işte rakibine 3 puan verdiğin zaman işin rengi... Bu arada hazırlık maçlarını bir ayarlamam lazım. Gençler hızlıca hazırlık maçı alalım. Kadroyu da ona göre. Hocam faul var ya. Barış ne güzel sürdün topu. Bak. Supanat. Abi Allah'ın Brezilya'sındaki takıma ne işin var senin Taylandlı? Gel oğlum. Şimdi bu Supanat'a bir teklif yapacağım abi.
Fagiri de bir... Oha bak. Adama bak bak. İstediği şeylere bak Supanat'ın bak. Ya sizin de ben böyle oyuncularla hiç pazarlık yapmam da. Abi şurada tatlı bir duran top organizasyonu var. Onu bir bekliyorum. Aç güzel bir orta. Aç bir muz orta. Yuh. 100 bin istedin ha. 84. Hadi. Vur oğlum. Jack ne vuracaksın? Kafa vuruşuna sıçayım senin. Rykov'a Barcelona 33 milyon euro teklif yaptı. Sen bu Rykov'u oyununda aldın mı Bora? Oyununda aldıysan ya sen başka oyun oynuyorsun ya da biz başka oyun oynuyoruz. Anlamıyorum ben yani bu adamları nasıl alabildiğini. Ben anlamıyorum güzel kardeşim. Ben karışmam. Fatih Terim Ömer Bayram'ı çok seviyor abi. Vardır bir bildiği. Diyor hep. Tamam nasıl geldi sen anlamadım. Bak ben 50 bin kere kiralama teklif yaptım. Bana gelmiyor. Kaleci yatışa başladı. Evet bu maç berabere biter. Kalksın amına koyayım. 90 artı 4'te kaleci yere mi yatar İbne ya? Şey ya fakir göstereceğim sana profilini. Dur göstereceğim babacığım. Bir saniye İlyas. Şuradan 2-3 tane hazırlık maçı alalım. Bak 3 günde 2 tane hazırlık maçı. Ya sizin kafanıza tüküreyim ben ya. Yönetim kere. Keşke şu Karagümrük ikinci golü atsaydı da biz bu maçı yenilseydik. Beş para etmez insanlar topluluğu. Tamam Sakarya 19'da yapalım bir tane. Bunlarla hiç maç yapmadık. Bora'nın söylediği adam bu. Gelene gelsek. Vahit Fagir. Boracığım bu kardeşi kiralamış. Biz de kiralama teklifi yaptık. Bakalım gelecek mi? Bekleyeceğiz. Gelirse bunu forvete koyarız. Güzel forvet bu. Fagir dışında Raikov'u bekliyoruz ama Raikov pek gelmez. Bir de Moenta'yı bekliyorum. Moenta da büyük olasılıkla diğer takıma gidecek. Abi işte bu ah ay 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 kötü kaçtı. Zaten işte aklı başında taraftarlar bunlar iyi. Bunlar yemiyor artık abi. Bunlar yemiyor. Evet şimdi bir 5 günlük hazırlık 5 tane hazırlık maçı yaptık 24'üne kadar. Sonra bir daha hazırlık maçı yaparız. Sezon ilk maçı Trabzon deplasmanı. Ondan 10 gün önce kupa. Aa! Oğlum Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemedik ha. Playoff oynayacağız. Aha buyur. Hadi buyur bak 15 milyon euroyu alamadık. Ulan ülke puanını bitirdiniz be. Vallahi ülke puanını bitirdiniz. Ulan çizgiden çıkardılar be. Vay anasını be. Karagümrük çizgiden çıkarttı ha. Hoş olmadı. Tamam Envokva gidebilir. Jonathan Amon. Niye? Bunun sözleşmesi mi bitmiş Jonathan'cığımın? Tamam alalım seni kanat olarak. Gel. Gelmiyor. Abi serbest kalan oyuncular var. Benjamin Tete. Oğlum şunu bile forvete koysam iş yapar Bora be Tete. Ne diyorsun? Benjam. Vallahi iş yapar bu çocuk. 29 maç 9 gol 6 asist. Tamam baba forveti bulduk. Benjamin Tete ya uzaklarda arama. Aa Cornelius'un da sözleşmesi bitmiş. Cornelius pivot santrafor bize gelmez. Evet maç bitti. Yine bir gün yüzü göremediğimiz bir maç. Abi şu Benjamin Tete'yi alacağım Bora be. Evet Tete komple forvet severiz. Fenerbahçe kaybetmez. Kazanır abi. Hem Beşiktaş puan kaybetmiş. Galatasaray puan kaybetmiş. Kazanacak abi Fener. Kazansın da zaten. Ya ne vereyim şimdi ben sana? Kaç para vereyim? Hadi 63 bin vereyim. Kaç istiyorsun? Allah kahretsin. 310 bin euro para istedin oğlum. Dalga mı geçiyorsun Tete ya? Alamadık.
Tete'yi alamadık. Ulan biz sevinmiştik adam bulduk diye biliyor musun? Kiralığa gitsek. Bu arada biz kaç saattir yayındayız ya? Kafadan bir iki saattir yayındayız ha gençler. Ne durumdayız? Su Fanat'ı bekliyorum. Miranda var forvet. Wonderkid. 2 saattir yayında mıyız ya? Francisco Conceição o bize gelmez baba. Onun değeri 100 milyon euro olmuştur. O adam Francisco Conceição. Sevdiğimiz bir abimiz. Bu arkadaşı geçen sene kiralayabiliyorduk. Bak değeri 60 milyon euro. Sen olsan Porto'nun yerinde bunu verir misin? Ben vermem. Şu adama baksana. Bu adam bizim lige ben bu adamı getirebilsem zaten şampiyonluğumu ilan ederim ya. Şu herifin kalitesine baksana abi. Evet güzel adam ama vermem abi bunu. Bak sağda oynar, solda oynar. Allah herife bak. Bu zaten geçen sene 2021'in oyununda daha ilk versiyonunda alabiliyordun. Mesela oyuna patchler geliyor ya. Onları da alamıyorsun yani. Bir tek ilkinde geliyordu. Şimdi bir tek forvetimiz yok. Portekiz'e gidelim. Portekiz'e gidelim abi. Şuradan bir forvet bulmamız lazım bizim. Bak durduk yere şimdi akşam akşam canımız sıkıldı görüyor musun? Vallahi senin bahsettiğin Bora Henrique Araújo forvet. Evet. Bana bunu kirala hayatını yaşatayım şu forvete. Kirala bana bunu. Evet abi. Evet abi. Kirala baba. Yıldız oyuncu. Sana 6.000 de nakit verelim. Ay ananın ya. Dur forvet çözeceğim abi. Forvet çözeceğim. Forvet çözeceğim. Böyle kabul ediyor mu? Ha 7.000 vermemiz lazım. Evet bir küçük matematiksel hata yaptık abi. Hatta ben sana 8.000 vereyim. Al 10.000 vereyim. Ver şu adamı bana oğlum. Forvet yok takımda la. Bunu alırsak forvete tamamdır abi. Mesela Rodrigo Gomez vardı. Benim kullandığım bir oyuncu ama çok gelişmemiş. Sonra mesela Paulo Bernardo vardı. Bunu çok kullanıyordum. Tam iki önlü orta saha işte. Al oynat. Evet, kiralayalım. Çok para istiyorsun ya. Çok para istiyorsun başkan. Çok para istiyorsun. Bir tane Benacer'in yerine şöyle güzel bir iki önlü orta saha bulmamız lazım. Gençler. Bakacağız. Daha transferin günü çok. Yaparız. Ama canım sıkıldı be Galatasaray'a. Canımız sıkıldı baba. İlyas şu kiralık listesine baktım da abi. Çok kaliteli adamlar yok. Envankoyu sattık. Geç. Bekliyoruz şu anda. Hatta dur şu İlyas dediği bir kiralık listesine bakalım. Ama az önce baktım kiralık listesine. Çer çöp. İşte Felix Correa vardı. Sufanat var. Onun dışında güzel oyuncular yok abi. Kalitesiz. Olsun abi hak etti Trabzon şampiyonluğu olsun. Senelerdir olmuyorlar. Zaten geçen seneden beri şampiyonluk için kadro kuruyorlar. Oğlum kiralığı seçtim ya. Dur gelsin bakalım. Ya sponsor almışsın 2 yılda 50 bin euro nakit. Allah aşkına milyon eurolarla oynuyoruz. 50 bin euro için bizi burada bana mail okutturuyorsun ya. Tamam işte oğlum kiralık listesindeyiz. Oyuncunun sıcak baktığı seçeneği tiklemezsem tepedeki oyuncuları alamam. Ya buradaki bazı oyuncuları alamam abi. Gelmezler yani. Hangi tiki kaldır ya? Ha sen buradan kiralığı seç diyorsun. Tamam az önce de aynı şeydi zaten. Kiralık vardı. Hatta şeyin taktiğini yapalım. İlyas'ın taktiğini yapalım hızlıca. Vallahi gayet 2 saattir güzel transfer yaptık ya. Ben şimdi zaten abi bir 10-15 dakikaya burayı bitiririz. Akşam Fenerbahçe maçından sonra bir yayın daha yaparız şöyle gece doğru sürecek bir yayın daha atarız.
Şurayı 12 seçiyorum. Burayı 13 yaptık güzel kardeşimiz için. Evet abi, forveti seçtim. Oğlum yine aynı adamlar var işte. Miranda vardı. Yine aynı adamlar var. Anasını satayım. F mi öğreteceksiniz bana bir de bu yaştan sonra? Anasını satayım, bak bak. Zaten sinirliyim. Abi şimdi bu adamların hepsi vardı oğlum zaten. Abi çer çöp adam. Bunların hangi birini alayım ben oğlum? Ben bunları alsam nasıl şampiyon olacağım ki? Bunlar gelmez ki bize. Ha gelse bile bunlar güzel adam değil ki abi. Ya bunu tiklersem evet. Bana gelmek isteyenleri. Bak mesela Supanak burada çıkıyor. Yine aynı adamlar var. Miranda, Renato Junior falan. Ulan 20 yıldır bu oyunu oynuyoruz be. O kadar da değil. Al abi. Tereddütlüye kadar indirdim, al. Yine çıkan bu. Aynı adamlar güzel kardeş. Helios hoş geldin. Fakirlik yok. Bu sefer çok o kadar fakir değiliz ya. O kadar çok fakir değiliz. Al, ikisini de tereddütlüye indirdim. Heh. Ne çıktı? Baş. Şemsettin Baş. Eski Galatasaraylı basketbol oyuncusu. Dur abi, biz zaten çözdük adamları ya. Muenta çok iyi. Sen tabii Galatasaray'a puan kaybetti. İyisin tabii güzel başkanım. Bakalım Muenta adam ismi mi lan? Yok, çıkmadı. FM22 Steam'den satın aldım. Oyna deyince server ulaşamıyor diyor. Allah Allah. İnternetle ilgili sıkıntın olabilir mi abi? Dur bakalım. Muenta. Tamam. Ne tarz bir hata yani? Oğlum göremiyorum ya, ben göremiyorum. Muenta'yı göremiyorum ya. Vallahi göremedim ha. Ha Supanat mı? Evet, ona teklif yaptık. Aynen öyle. Supanat'a yaptık. Satış listesine bakıyorum. Sepet. Oğlum teklif yaptın adama. Tamam, yok teklif yaptık. Evet doğru. Oğlum arada karışıklıklar olur ya. Ama Los Padre. Ha sen şu an girebiliyorum yazmışsın. Anladım. Olur öyle arada. Bizim de elimiz karışıyor birbirine. Şimdi Fenerbahçe bu Kayseri'yi ne yapar ne eder yener. Zaten Fenerbahçe de bunu yenemezse paydos. Ne oldu şimdi? Felix de Gil Vicente. Gidin oğlum. Supanata Braga. O hiçbir şey alamayacağız. Bize boyuna abi kondisyon antrenörü alıyoruz. Osayi Samuel görmek istemiyorum diyor. Evet, Ryan Koff'u alamadık. Sasha Boy'u bekliyoruz. Sasha Boy'a biraz daha canlı akıtalım. Bu sene çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Evet abi, 134 bin euro. Fagiri ve Supanat'a da para vereceğim. 116 bin. Sonuna kadar verdim Supanat'a. Hadi şurayı da %25. Nasıl olsa oyunu oynamayacağız. Yeter ki gelsin. Gelsin bakalım Supanat ya. Herkes övüyor Supanat'ı. Bakalım değerlendireceğiz. Bizim istediğimiz adamları alamıyoruz. Kadromuz iyi. Yerlilerimiz iyi. Bakalım bir oyuncuları bir de kadroyu şey yapmamız lazım. Ne derler? Bir de bunları lisans çıkaracağız. Bakalım hangilerine lisans çıkarabileceğiz. Onlara da bakacağız. Mesela şu Alperen Babacan'ı sadece onun için aldım. Bak hem sağ hem sol bir tane adam çıkaracağım. Üçünü. Üçünü de şey yapacak. Mesela şey de öyle. Gökhan Bayır da öyle. Sağ sol yedek. İki tane buna lisans çıkaracağım. İşi bitireceğim. Ya şu anda U23 için şey istiyor. Mesela milli kendi ilk 11'inde 2 yıldır takımında oynamış. U21 altyapından yetişmiş oyuncu olması lazım. Ya yok abi, biz yabancı sınırı 6. Burak İnce geleceğini görüşmek istiyormuş. Sözleşmesini iyileştirmek istiyor. Aferin oğlum Burak. Ali Ülgen herkes sözleşme istiyor abi. Çok güzel abi. Tamam.
Oğlum ben adama niye kulüp buldum? Yanlış yere bastım lan. Ali Ügen'i sattım galiba yanlışlıkla. Ayağını sikeyim ya. Al işte takla olduk. Abi aha. Tamam abi sana bak yanlış yere bastık. Az önce Ali Ülgen'i satmış olabiliriz. Dur bakalım ne oldu? Evet Ali Ülgen. Ne olmuş lan? Söz verdik. Ha oyuncu tamam yan ulan. Tamam Ali Ülgen sana para verelim. Yıldız oyuncu yapayım senin de az para iste lan. 49 ya 49 para alacaksın. Bunun için mi bizi şey yapıyorsun be abi bizi yıprattın ya. Al 34'ü git. Şu anda yabancı sınırı 6 abi. Kadronda da 16 tane 10 tane yabancı oyuncu kaydedebiliyorsun. Ama ilk 11'inde 6 tane yabancı oyuncu koyabiliyorsun abi. Tam 2010'lara geri döndük yani. Burak İnce 20 bin oynuyormuş yavrucak. Tamam buna da zam yapmamız lazım. 100 bin istersin sen şimdi. Ya yine insaflı çıktın 63. Ne dersin 46'ya? Aa kabul etti. Güzel. Tamam abi devam edelim ilerleyelim. Forvet'i alırsak yeni sezona hazırız. Bu kadroyla bence daha rahat şampiyon olurum ya. Geçen sezon kadromuz sallantıdaydı. Bu sene kadromuz iyi. Her mevkide yedekler falan var. Baktık Yusuf oynamıyor. Emre'yi çekeriz. Baktık oynamıyor. Naci Univar'ı çekeriz. 50 tane adamımız var abi. Tam çorbalık takım. Forvet bulsam Kamara'yı sağ kanata koyacağım. Fata bunun yerine. Bir sürü hamlem var yani. Dur bakalım. Ne oldu? Augustin Alvarez'e 4 bak. Şu Alvarez'i alacaktık. Bu güzel kardeş bize gelmek istemedi. Sevilla'ya gidecek. Bak fakir gelmedi. Sen bu fakiri nasıl aldın ben bilmiyorum Bora. Bu fakiri nasıl aldın bilmiyorum. Bize gelmiyor adam abi. Mesela sol bekten şimdilik memnunuz. Sol bek oynar. Stoperlerin ikisinden de memnunum. Ali Ülgen bakacağız. Kaleci Nurullu Aslan. Yeter abi işte al sana birincilik kalecisi. Orta saha bakıyorum bir tane. Bulabilirsem Mehmet Özcan'ı 7'ye atarız. İşte Ali Yavuzkol zaten yedek. Kaan Arslan yedek. Bu kadar abi. Bir sağ bek, bir stoper, bir de olursa pardon, bir forvet, bir de olursa babacığım şey arayacağız. Ne ismi onun? Orta saha oyuncusu alacağız. Evet, Felix Colera. Şansını kaybettin. Normalde seni alırdım. Evet abi, Sasha Boy'u aldık. Güzel. Sağ açık. Kardeş sana dünyaları verdik anasını satayım. Bir zahmet gel. Evet abi Ali Ülgen kardeşimizi yedeğe çekeceğiz. Şu Konadu Yiodom stoper yedeği. Gürkan Başkan'ı kadrodan atalım. Yapacak bir şey yok. Joker yedik. Evet Gürkan'ı buradan attık. Sasha Boy'u oraya koyarız. Bir de abi kadroda çok şey var bende bir de. Çok stoper de var yani. Sol bek, sol açık. Ne kadar yerli varsa hepsini aldım. Ama Sasha Boy güzel oldu. Bakayım sana. Evet abi ya. Baksana abi şu adama. Adam 4 yıldız bek oynuyor. Ulan nerelerdesin sen ya? Evet seni ilk 11 oyuncu statüsünü alıyorum. Sasha Boy'u koydum. Ama sen burada niye 3,5 yaptın? 3,5 yıldız. Ha savunma olursan. Yok abi sen şey oyna. Sasha Boy'u oynadın değil mi? Abi yok aklın yolu bir. Bunu buldun mu Sasha Boy'u alacaksın yani. Ya çok belli yani bu adam alınmak için gelmiş bir adam. Atalay Babacan var orta saha olarak. Emre Demir ve Mehmet Özcan. Güzel orta saha var, kanat var. Şu anda yedek forvetimiz Cande. Bunu kullanmak istemiyorum. Şu Kamara'nın yerine bir forvet bulursam bu Kamara'yı da
Kanat oyuncusu olarak iki kanatta da oynatırım. 4 yıldız. Diğer kanadım Fatavu. Bu güzel kardeşimizi de kadro dışı bırakacağız. Buna lisans çıkarmayı düşünmüyorum. Evet, şu anda stoper hattından çok memnunum abi. Sol bek, sağ bek. Bayağı stoperim iyi. Şu an iki yabancı var. Benacer 3, Fatavu 4, Kamara 5. Zaten ilk 11'de 5 yabancım var. İşte bir Benacer'in yerini bulabilirsem bir orta saha, bir de forvet kaldı. Yani bitti. Bitirdik. Çok bir şey kalmadı. Takımdan bayağı memnunum. Kana kim? Marco Kana. Bak, Trabzon yine bulmuş Belçikalıyı. Zaten bizde şey olsa, itibar falan olsa, reputasyon olsa. Bu arada ne durumda babacığım bizim reputasyonumuz? 3 yıldız olduk mu biz? Ha, sonunda 3 yıldız olduk. Güzel. Şu kulübün efsanelerine bak bakalım ya. Var mıyız biz orada? Geçen biri sormuştu. Efsaneler. Aa, daha efsanelerde yokuz lan. Sevilen kişilerde varım. Bora, boyuna bastırıyorum Bora. Boyuna bastırıyorum Bora. Akşamki yayında lige başlarız abi. Şimdi hazırlık maçlarını falan atlarız. Direkt lige akşamki yayında geçeriz. Sen şimdi hangi takımla oynayacaksın ha? Bana onu söyle. Sen de söyle ki. İlyas Buca ile oynayacak beyaz grup. Ben Akisar'la oynayacağım beyaz grup. Emre Ankaraspor'la oynayacak kırmızı grup. Gökhan da kırmızı gruptan seçti. Sen de kırmızıdan seç. Bir kişi daha gelirse ona da beyazdan seçtiririz. Çorbamızda bakarız. Tamam abi, hangisini istiyorsun? Paşa Gölü'nün hangisini istiyorsan onu al. Disiplin yönetmeliği onayla, sezon öncesi toplantısı. Ya bir daha mı takımla konuşacağız? Yeter artık ya. Ya hedefimiz şampiyonluk olacak diyorum. Rencide oluyorsunuz. Ya küme düşün amına koyayım o zaman. Ya ne kadar saçma salak işte. Şimdi sandalyeyi tekmeleyeceğim ha. Ya takımın kendisine inancı yok abi. Abi şu anda hedefimiz Helios 6 kişi ya. 3 beyaz gruptan, 3 kırmızı gruptan 6 kişi şey yapacağız güzel kardeşim. Ne derler? Dibine düşeceğiz FM'nin. Kim kimi kopartırsa. Ama TFF 2'den alacağımız için izle, çok keyifli olur. 3 kişi elenecek. Yani 3 kişi bir üst tura çıkamayacak. Eliminasyon sistemi. 3 kişi bir üst tura çıkamayacak. Kalanlar TFF 1'den devam edecek. Ha, diğerleri oynamak isterse TFF 2'den. Mesela ben diyelim gariban olarak çıkamadım. Ben oynarım. Takımda herkesin ufak kaygıları var. Atalay'ı izliyorlar. Deli FMC arkadaşlar var ama fakirlikten mobil oynuyorlar. E oğlum, birini çağır da bari işte. Atalay'a yeni sözleşme istemiyor. Atalay'ı kaybedeceğiz ha. Bedavaya gidecek Atalay. Ben seni oynatayım da bu aralar. Seni bizim elimizde tutmamız lazım. Bak, herkes biliyor. Zayıf olduğu rolle oynuyormuş. Abi yok. Danışman manışman herkese gelmez abi. Öyle çok danışman olduğu zaman bilmiyorum ya ben. Ne oldu? Mehmet Özcan. Tamam, Mehmet'le konuşalım. Sen formanı kaybetmeyeceksin ya. Evet abi, sen formanı kaybetmeyeceksin. Ben seni her maç oynatacağım. Zaten senin forma statün ne ki anasını satayım. Ben seni hamle oyuncu oynatıyorum. Tamam. Sen kaşındın. Hemen seni yedek oyuncu yapayım. Ya çakal. Bir siz uyanıksızın anasını satayım. Masa altından bana gelir bir şeyler. Ha, biz de buluruz. Kendimize göre bizim de var Boracığım. Zaten bu kadar transferi konuşmanın anlamı yok. Zaten ilk sezon çok transfer yapamayacağız yani. Kimse transfer yapamaz. Evet, Ali ile sözleşme yeniledik. Yıldız oyuncu olarak hemen kendisini yedek oyuncusuna çekiyoruz. Çünkü Sasha Boy gibi bir adam varken. Evet, Burak'lara sözleşme yeniledik. Güzel kardeşimiz. Kendisini de seviyoruz. Yedek oyuncu. Aa, bir saniye, bir kapı çaldı. Bir ona bakacağım. Bir dakika.
söyledik. Ya lan her şeye basıyorsun. Böyle şeyci mi olur anasını satayım? Kurye mi olur lan böyle? Transferler yalan, takıma bağlı. Şimdi gençlere iyi takım alırsan ters olabilir. Ama acıdan zevk alan. İşte ben gençlere iyi olan bir takım olarak Akhisar'la alacağım. Acıdan ters olmak istiyorum abi. Yoksa güzel kadrolar var. Alır gayet oynarsın. Oğlum Bora Helios. Bora Sakarya'yı aldı. Biz oyuna başladık ya. Sakarya'yı bir aldı. Zaten Sakarya TFF 2'deki itibarı en iyi olan takım. Öyle terörist duruyor anasını satayım. Burak İnce'yi almış. Atalay'ı almış. Ömer Beyaz'ı almış. Ne oldu? Transfer yap. Ah yaparsın şimdi. Magic Fingers diyor. O fingerları var ya. Magic Fingers ha? Öyle yok. Öyle yok. Şimdi mesela oynayacağımız oyunda Çorum'la Sakarya'yı kimse almayacak. Çünkü onlar güçlü takımlar. Hatta Pendik Spor falan çok güçlü yani. Abi belli olmaz. Bazı takıma geliyor işte. Zaten önemli olan şey yapmak abi. Salifu ne ya? Rauf Salifu. Yok abi biz 3 yıldız forvet istemiyoruz ya. Tete'yi alacaktım bak. Şu Benjamin Tete'yi alsam var ya. Tam transfer. Bu Tete çok gol atardı bizde. Bekleyelim bakalım bir iki hafta sonra. Hatta şöyle bir şey yapalım ya. Ya da siktir et. Şu lisanslara bir bakalım mı abi? Kime ne lisans çıkaracağız? Allah'ım temkinliye mi döndük biz? Temkinli falan değil abi. Bizim temkinde işimiz yok. Şimdi gelelim oyuncu lisans kaydına. Bak Nurullah Aslan'a lisans çıkaramamışız. Hemen Nurullah'a lisans çıkaralım. Tarık Çetin, Yuşa Tığrak. 3 kalecimiz var. Gürkan Başkan, Kaan Arslan'a lisans çıkarmayacağız. Cenk Özkaçar'a, Alperen Babacan'a, Gökhan'a, Bahadır'a. Olan anasını satayım, battık. Saşa Boya, Gökhan Gül. Evet, Recep Burak'a lisans çıkarmayacağız. Süleyman Nuş'a lisans çıkarmayacağız. Oğuz Yıldırım'a çok üzgünüm lisans çıkarmayacağız. Serkan Odabaşı kardeşimize hayatta başarılar dileyeceğiz. Evet Burak İnce'ye de lisans çıkarmamız gerekiyor. Başka Fatavu'ya lisans çıkarmayacağız. Emre Demir'e lisans çıkarmamız lazım. Recep Gül'e de lisans çıkarmayacağız. Kamara, Yusuf Sarı. Şimdi Naci Ünü var ve Rıdvan Aydın'a da lisans çıkartmam lazım. Şimdi iki kişiye daha lisans çıkarmam. Yok abi 6 yabancı var ya 6 yabancı var. Ali Yavuz'a lisans çıkarmayacağım anasını satayım. Bir kişiye daha lisans çıkarmamam lazım. Ona da bakacağız. Stoperlerden birine ya da şu kim bu? Bahadır Işık. Bahadır Işık U21 ya. Ha bu Gökhan Bayır'la Bahadır'a lisans çıkarmaya gerek yok. Bunlar oynuyor zaten. Evet abi. Evet abi. Güzel. Bir lisans çıkarma hakkımız daha var. Kaan Arslan'a Kaan'a çıkarsak. Tamam şimdilik böyle olur. Evet. Kadronun çoğuna lisans çıkardık. Fatavu'ya ve Ali Yavuz'a lisans çıkarmadım. Kanat oyuncusu olarak Kamara, Yusuf Sarı, Naci Ünü var. Emre Demir falan var. 4 tane hatta Cande var. Bu da oynar. Ali Yavuz'u oynatmam ya. Hayatta başarılar. Şimdilik böyle. Bir oyuncuya daha lisans çıkarma hakkım var. Onu da forvete saklayacağız. Evet, genel olarak lisanslarımızı çıkarttık. Şurada bir save alalım. Bir de zaten şöyle bir durum var ya, o yedeklerde o kadar oyuncu var ya, o kadar yedek oynatamayacağım ben. Öyle de bir sıkıntım var yani. Şimdi ben 12 tane yedeği dizdim ya, maksimum 6-7 tane yedek alacağım maç kadrosuna. Şampiyonlar Ligi'ne çıkarmış gibi yedeklerle çıkacağız. 13-0. Enteresan. Kamara hat-trick yapmış. Ali Ülgen diz dönmesi. Evet abi başladık sakatlıklara. Ya şu Henrique Arroyo'yu bekliyorum. Bak şu Henrique Arroyo Bora. Hepsinden iyi forvet ha. Vallahi hepsinden iyi forvet. Tek eksiğimiz forvet kaldı.
Evet. Raikop Barcelona'ya gitti. Supanat'ı aldık. Gel babam Supanat. Muento Supanat. Evet kardeşim, seni forvete koyacağız. Muhammed Kamara'yı da Fatavo'nun yerine çekeceğiz. Muhammed Kamara burada 4 yıldız oynuyor ama ne oynuyorsun? Yani kanat forvet oynarsın Kamaracığım. Evet. Fatavu'yu da Fatavu'yu gönderiyoruz abi. Fatavu bizi bitirdi. Maalesef. Fatavu'yu kiralasak ne güzel olur ha. Ha? Evet, transferi bitirdik abi böylelikle. Keyifli oldu. Güzel transfer dönemi oldu. Biraz geyik yaptık. Biraz Galatasaray'a sövdük. Hak ettiler yani. Evet. Supanat'a hemen lisans kaydını yapalım. Neredesin yavrum? Gel. Aha. Bir kişinin lisansını çıkarmam lazım. Ali Yavuz. Bak, bir kişiye daha lisans çıkarmamam lazım ya. Yine başımıza bela aldık. Tamam, stoperlerden birine. Ha, ben Kaan Arslan'a lisans çıkartmamıştım ya. Evet. Evet babacığım, bu şekil. Tamamdır. Fatavu geleceğini konuşmak istiyor. Burak'tan sorunu çözmesini isteyelim. Tamam. Burak konuşsun abi ya. Her şeye biz gidiyoruz. Aa, Burak'a bak. Tamam, gel benimle konuş. Kiralık olarak gitmem diyor. Kiralık olarak gitmezsen nereye gideceğini ben sana söyleyeyim. Bak, herkes de biliyor. Hemen ne yapacağımı herkes biliyor. Neredesin? Hayatta başarılar. U19'a güle güle. Evet, Supanat geldi babacığım. Forvete. Supanat yaratıcı forvet. Evet abi, kadromuz gayet başarılı oldu. Kalite kadro. Bu kadroyla şampiyon oluruz. Evet, Galatasaray 1-1. Şimdi mesela bu Gökhan Bayır var ya. Bu Gökhan Bayır'ı ben Ali Ülgen'le, neyse anasını satayım. Dur bakalım ya. Şu Alperen yedek mi? Yedek. Evet abi. Şu anda güzel bir yerde Başakşehir'in 18 Fener var. Çünkü Başakşehir haftalardır kazanıyor. Emre Belezoğlu çok güzel top oynatıyor. Hiçbir maçta da kimseden çekinmeden oynuyorlar. Rotasyon falan yapmıyorlar. Gerçi Avrupa'da falan değiller ama çıkıyor oynuyor. Lige nasıl başladılar, şimdi nasıl oynuyorlar? Bu kim? Jose Segura. Yaramaz. Evet, atlaya atlaya gidelim. Hereke Yıldız. Bu arada Henrique Araujo da gelirse, ulan dur. Gelsin lan. O da gelirse o da gelsin. Bu arada Henrique Araujo var ya forvet. Bu aldığımız forvetten daha iyi bir forvet bence. Kim futbolu biliyor ki abi? Tamam, biz futbolu bilmiyoruz. Kabul ediyorum. Hellius. Ama kim futbolu biliyor? Bence kimse futbolu bilmiyor. Evet, Ali Yavuz kolu kiralamak istemişler. Verelim anasını satayım, gitsin. Cenk Özkaçar sakatlandı. 8 hafta. Ananı. Al işte. Al abi, tam stopere adam koydum. 8 hafta gitti. Ne yapacağım ki ben şimdi yani? Sezonu mezonu kaçırdık anasını satayım. Hadi buyur. Ali Yavuz sakatlandı. Evet, hayatta başarılar olduk. İş adamı biraz parası olduğu için Fenerbahçe'nin başına geldi o ya. Şimdi Gökhan Gül normalde defansif orta saha stopere koydum. Cenk Özkaçar'ı oynatacaktık ama patladı. Onun yerine Yiğado mu koyacağız? Evet, bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yabancım var ilk 11'de. Gürkan Başkan'a lisans çıkarmamıştık yalnız, değil mi? Gürkan'a lisans çıkartmadık. Tamam. O zaman burası boşluk. Evet gençler, ben burada müsaadenizi isteyeyim. 3 saate gidiyoruz. Ben de bir ara vereyim. Akşam Fenerbahçe maçından sonra şöyle 9-9.30 gibi
Bir yayın daha yapacağız. O yayında sezona kaldığımız yerden adam ya, başlarız, adam ya, devam ederiz. Öyle daha keyifli olur. Bu arada bir takipçimiz var. Üstad hoş geldin. Teşekkür ederiz takip için de ayrıca. Aramıza hoş geldin. Aleykümselam. Baba sana ne olmuş söyle. Güzel isim. Baba bizi bitirdiler be. Bizi bitirdiler kardeş. Aleykümselam. Evet abi, tam yayını kapıyorduk. Sen geldin. Ya ne yap, senin güzel hatırına bir 5 dakika daha kalacağız artık. Abi bundan sonra muhabbete yapalım. Hatta ben madem öyle atlaya atlaya gidelim maçları. Zamanı yemiş oluruz. Şu Altın Ordu hazırlık maçını iptal ediyorum. Şu 5 maçı sonra hazırlık maçlarına falan bakarız. Evet. Şöyle Bandırma maçına tatile gidelim. Yalnız güzel kadro kurduk abi. Kadrodan gayet memnunum. Ha nasıl iş yaparlar, oynarlar mı oynamazlar mı onu bilmiyorum. Ama yedeklerimiz falan da sağlam. Kenan Goat'ı transfer et derdin kalmaz. Ya Kenan'ı bile alamayız biliyor musun? O kadar paramız yok ha. Abi oyunda bazı adamlar var. Mesela iyi adam yani biliyorsun ama herif sana gelmiyor işte itibarla ilgili sıkıntı olduğu için. Yani bizim şu an Sakarya'nın itibarı daha yeni 3 yılda oldu. Çünkü biz geçen sezon şampiyon olduk. İtibarımız arttı. Buna rağmen çok zor adam alıyoruz abi. Aa, oğlum Antalya'daki Gökdeniz'i alacaktık ya. Atakan Akkayna, ne istiyorsunuz buna? Transfer teklifi yaptınız. Kaç para verdiniz? Satarız. Güle güle. Abi hiç kimse beni uyarmadı bak ya. Ya Antalya'dan Gökdeniz'i alacaktık. Henrik Arroyo bu arada gelmedi. İyi ki şey aldık. Bizim forveti aldık. Süleyman Nuş teklifi reddetmiş. Atakan'ı Trabzon'a satmam Atakan'ı. Kusura bakma. Direkt rakibimsin. Adana'ya gider. Dur ya şu Antalyaspor'a bakmadık ya. Abi Kenan zaten abi şu an oyunda 2025'teyiz ya usta. Baba sana ne olmuş? Bak Atakan Çankaya'yı alacaktık alamadık. Gökdeniz Bayraktar mıydı ya? Evet Gökdeniz Bayraktar Gaziantep'e gitmiş. O kadar güzel gelişmemiş oyunda ya Gökdeniz. Bakalım. Pipi ne lan? Nakay diye baktım ama Pipi diye çıkmadı. Dalga. Çıkmadı usta. Evet usta, senin söylediğin adam çıkmadı. Dur bakayım. Nakay diye yazıyorum ama hangi takımda acaba? Gerçi oyunda 2025'e geldik o. Başka bir şey. Takuhiro Nakay var. Ama şu an 2025 hatta 2026 sezonuna geleceğiz. O büyük olasılıkla baba uçmuştur ya. Gayas Zayit. Şu anda Real Madrid'in altyapısında mı? Ama dur bakalım. Ulan anasını satayım. Real Madrid'in işte Real Madrid değil ki. Oyunda. Neredeyiz abi? Real Madrid. Evet. U19'a bakıyorum. Ama burada olmayabilir belki abi ya. Nakai. Az kadrosuna bakalım. Niklas Süle, Pavard. Real Madrid'in kadrosu işler acısı ya. Bu nasıl kadro ya? Bu ne oğlum ya? Vinicius Junior satılık listesinde. Lan şu adamı neden satıyorsunuz lan? 44 milyon euroya bak. Paran olacak alacaksın. Ha Takuhiro o çıktı ya. Nakai çıktı abi evet. Nakai şu an Oviedo'da. Çok iyi bir adam.
Ama değeri 19 milyon euro, bunu alamayız. Güzel adam. Ya şu anda evet. Vinicius bedava. Büyük bir takım olsa Vinicius'u alacaksın, sola koyacaksın. Tertemiz. Çiçek gibi oynatırsın. Abi bize 20 milyon euro başkan bütçe verdi. 20 milyon euro 15 tane transfer yaptık. FM21'de işte bazı oyuncuları evet öyle kiralayabiliyordu. Mesela işte İlyas'ın söylediği adam var. Francisco Conceição, Porto'da sağ sol direkt kiralıyordun. Felipe Cruz kiralıyordun. Bernardo, Paulo Bernardo kiralıyordun. Gonçalo Alves hepsini kiralıyordun. Alayını geliyordu. Şu anda gelmiyor abi çünkü oyuncuların hepsi gelişti. Daha büyük takımlara gitmek istiyorlar. Ama tabii oyunun ana sürümünde ne olur? Yani tam oynayacağımız sürümünde ne olur? Bilmiyorum. Bak bizde Eren Güler varmış mesela. Ben bunu atmışım dibe. Unutmuşum baba. Evet 9'unda bakacağız. Ya 9'unda bir bakarız oyuna. Herkes bir çöker. Ne değildir, ne değişiklikler var. Bakarız hızlıca. Onu gibi de başlarız. Ama bir kişi eksiyiz şu anda. Şu anda bir kişi eksiyiz. Kiralama teklifini kabul etmiyorum. Giderse satış olarak. Bak Süper Kupa maçımız var Fenerbahçe ile. Eray kim? O kadar çok altyapımda adam var ki bak Eray. Bedavaya adam vereceğiz. Bak hem bedavaya alacak hem de ben para ödeyeceğim. Ya ne kadar güzel bir ülke burası. Bütün teklifleri reddet. Abi işte biz acı ve ızdırap dolu oyun oynamak istediğimiz için. Aslında çok fazla bilinecek bir şey yok alt ligde de be abi. Yerli oyuncu bilmiyor musun? Eğer yerli oyuncu biliyorsan bakacaksın işte. Önemli olan taktik zaten. Çok fazla transfer yapamıyoruz alt ligde. Ya iyi adam, güzel kardeşim. Sana sözleşme vereceğim ama abuk sabuk paralar istemeyeceksin. Tamam yıldız oyuncu vereyim. Ya 71 istiyorsun abi. 20'yi oynuyorsun ya. Hemen bir 44. Listeden abi ya da kiralayacaksın. Ya da kiralayacaksın. Biz şimdi tutup da 200 bin euro verip ya da 1 milyon euro verip adam transfer edemeyiz yani. Ulan şu iyi adama 60 bin para verdik. Oyun şu anda var ya kendimizi çarptırıyoruz oyuna yani. Tarık Çetin'le de sözleşme uzatmamız lazım. Yoksa kaleci alacağız. Sen bilirsin abi. Gelmek istersen gel. Beyaz grupta bir kişilik yerimiz boş. Kırmızıda 3 kişi var. Beyazda benle İlyas varız. Bir kişilik yerimiz boş. Gelmek istersen gel yani. Yerimiz var. Necip Uysal yok abi 34 yaşına gelmiştir artık. Neyse emekli olmuştu. Patlamıştır abi o. Bize gelmez. Abi bizim iş bitirecek adamlara ihtiyacımız var. Madem öyle yayını kapatamıyoruz. Abi sen bilirsin. Boş vaktin varsa ben oynarım diyorsan gel oğlum bize hepimize herkese bizim kapımız açık. Biz zaten maksat biz muhabbet edelim yani. Ne olur oğlum biz de elenebiliriz. Ben elensem ne olacağım? Yayını kapayacak mıyım? Attık da sürünmeye devam edeceğim. Şimdi yeni oyun 9'unda açılıyor ya abi. Oyun 9'unda açıldığı zaman ben zaten her gün yayındayım. Allah izin verirse her gün yayındayız. 9'unda tam sürümü bir inceleriz Bora'yla. Boracığım gelirse bize zaman ayırırsa bakarız takımlara. Siz de o yayına gelirsiniz. Siz de o yayına gelirsiniz abi. Sonra bakarız işte hangi takımda ne var ne yok. İşte o yayında takımları kararlaştırırız. Sonra abi Steam'den falan birbirimize ekleriz bir yerden. Ya da Discord yaparız. İşte Bora sunucuyu açar ya da ben sunucuyu açarım. Netleştiririz abi nasıl oynayacağız, hangi ligleri alacağız, kurallar nedir, ne değildir netleştiririz. Pataküte dalarız. Evet ya akşam abi hepimiz akşam oynayacağız çünkü hepimiz çalışıyoruz. Yani gündüz hiçbirimiz müsait değiliz. Bir tek hafta sonu müsaitiz. O da bazen işte işimiz gücümüz oluyor. İşte dışarı çıkan var, eden var. Yine gündüz olmaz. Hafta içi yine gündüz olmaz. Hafta sonu pardon. Ama akşamları müsaitiz abi. Hafta içi şöyle akşam 9.30-11.30 böyle 2 saat. Çok geç ol ama 2 saat
fix oynarız yani. Zaten şimdi oyunun ilk sezonu alt ligde olduğumuz için kupa yok, bir şey yok. Ya ben mesela hiç gündüz oynayamıyorum. Bora da çalışıyor. O da gündüz oynayamıyor. İlyas bizle aynı yaşta 29'da. O da çalışıyordur. O da gündüz oynayamaz. Yani hiçbirimiz gündüz oynamaya müsait değiliz abi. Zaten ben dikkat edersen yayınları hep akşam açıyorum. Ya hafta ortasının hafta sonu bakarız. Eğer Ozan Koç. Bak Ozan Koç da bendeymiş mesela. Bilmiyorum ha. 50 bin tane adam almış. Bu arada Arroyo. Hangi Arroyo? Ulan bak. Ben bu adamı almak istedim. Bu herif bize gelmedi. Fenerbahçe'ye gidiyor şimdi. Gol kralı olur bu adam. Bak bu adam var ya şu an aldığımız forvetten daha iyi bir adam. Bakarız abi şey Hellus. Bu arada senin isim neydi ya? Ben sana Hellus deyip duruyorum. Ha Mert. Tamam baba memnun oldum. Serdar ben. Zaten beni tanıyor. Paramız var mı? Para yok abi. Para yok şu anda. Yapacak bir şey yok. Evet. Abubakar'a bakalım. Ulan nereden baksan bir aydır falan yayın yapıyorum. Abubakar Vincent Abubakar'dı değil mi ya? Abi ben işte biz muhabbet ettiğimiz için hani isimle hitap etmek her zaman daha iyidir abi. Şimdi Helios herhalde Yunan mitolojisinde bir şeydir yani. Bir dalgadır Helios. Vincent Abubakar. Abi altyapı sorumlusu olmuş. 33 yaşında emekliye ayrılmış. 2025 yılındayız. Güneş tanrıçası he. Evet o Helios normalde. Ben mitoloji severim. God of War oynamadık. Helios. Aynen. Mısır'da mesela Evet abicim. Neredeyiz baba? Tatile gidelim. Tatile gidelim. Fenerbahçe maçında oynayalım. Madem öyle kupa maçını oynayalım. Saat 7'ye geliyor. Kupa maçından sonra yayını bitiririz. Güzel olmuş. Boş ver. Şeylik iyidir. Yaratıcılık iyidir. Mesela benim bu isim, ben bunu Knight'ta kullanıyordum abi. Knight Online'da kullanıyordum. Knight kaç yılında çıktıysa oraya girmiştik. Tamam baba sen de gelirsen 6 kişi oluyoruz işte. Ya bir başlangıç yaparız. Baktık güzel gidiyor, sarıyor, hızlı oynuyoruz. Gireriz bir tane lige. Hepimiz aynı ligde oynarız anasını satayım. Kim kimi kopartıyorsa. Aslında o daha keyifli olur. O daha keyifli olur. Mesela gideceğiz. Çok bilinmemiş bir lig. Mesela Belçika ligine gideceğiz abi. Az takımlar var ya onları almayacağız. Alttakilerden alacağız. Ya da gideceğiz Yunan'a. Olympiakos'u almayacağız. Alttaki bütün takımları alacağız. Kaç tane varsa. Ona göre oynayacağız. Seçenek bol abi. Hepsini yaparız. Başakşehir'e bak bak. 50 tane adam güzel adam kiralamışlar lan yine. Premier de alabiliriz ama işte Premier'de para çok abi. Biz çok fazla bütçe olsun istemiyoruz. Ben istemiyorum. Ben şimdi mesela bakıyorum Twitch'te. Herkes büyük takımda ama herkes büyük takımda oynuyor abi bak. Barcelona var, Real Madrid var. Atıyorum. Hepsi var. Oğlum bak gözümü kapat. Yine şampiyon olurum. Sen de şampiyon olursun. Oyunu bilmeyen bir adam zaten şampiyon olur. E niye oynayayım ki abi o zaman? Ya ben beni zorlamayacaksa oyun ben niye şey yapacağım ki abi o zaman yani? Bana mantıksız geliyor kardeşim. Bu kim ya? Franco Fernandes. Aha. Evet biz buna Kola Kola'dan Bora söylemişti. Buna teklif yaptık. Bu da gelmemişti. Bak bu da iyi forvet. Norwich Türkiye sarmıyor. Ya abi işte ya sen bilirsin oğlum canın sıkılacaksa da gelme biz kimseyi zorlamıyoruz yani. Ha, maksat geyik olsun muhabbet olsun. Recep Burak'ı kiralamak mı istiyorsunuz? Al.
Ben normalde uzun kariyer oynuyorum abi. Uzun kariyer oynarım yani normalde. Normal şartlarda oynarım. Bak Samsun maçını ben almadım. Salak salak hazırlık maçı alıyor yönetim. Aklını alacağım, o olacak yani. Dur bakalım Fixto'ya. Evet. Çiftlik Göl oynayacağız. Sonra Kaynaşlı Belediye ile oynayacağız. Gidelim abi Kaynaşlı Belediye'ye. Hatta şöyle 5'ine gidelim. Ben 2041'e kadar oynamıştım. Ha, oha. O ne oğlum? O kadar hayatımda oynamadım. Evet, İlyas aynen öyle. Öyle bir şey olabilir. E zaten oynamışken kafadan bir 4-5 sezon oynarız abi. Zaten hepimizin şimdi diyelim 6 kişi başladık. Üçümüz her sezon atlaya atlaya gitti. 3 yılda 2 yılda Süper Lig'e gidiyoruz. Yani 3. yılda Süper Lig'deyiz. E kalanlar da oynasa onlar da 3. yılda Süper Lig'e gelecek. Ya zaten kafadan 4-5 yıl oynamak lazım. Efsane oldum Manchester City'de. E olabilir abi. 2041'e kadar oynadıysan işte aynen öyle. Hatta biraz da oynasan belki sana soy unvanı verecekler. Yaparız ya. Öyle bir iddiam yok benim. Ben bu gibi konuşmayı sevmem. Bana Eskişehir'i ver diyor. Ben Eskişehir'i çıkarım diyor. Bakacağım şimdi. Eskişehir'i kırmızı grupta mı lan? Bora burada mısın? Eskişehir kırmızı grupta mı? Aston Villa, Lazio, Milan. Ben öyle sevmiyorum ya. Ben bir takım aldıysam onunla oynuyorum. Mesela şey geliyor ya Mert. Sana teklif geliyor ya mesela. Gitmiyorum abi. Ya gideceksem zaten onunla başlardım kariyeri. Bu arada Pereira yine üçlü başlıyor. Ha, Eskişehir beyazda mı? Yok, Bora'yla farklı gruplarda olalım dedik. Belli olmaz. Bugün kazanabilir Fenerbahçe. Acaba benim kaç saat var şeyde? FM 2000. Bir bakmak lazım Steam'den. Çok oynamışızdır ya. Baksın abi adam ben isterim şeyi alacağım diyor. Düşük takım alacağım diyor. Gitsin alsın hayatta başarılar. Mesut var mı ilk 11'de görmedim. Göremedim yani. Kime teklif var? Emrah Kızılka. Ne bu? Sarıyer teklif. Al abicim. Al babacığım. Git babacığım. Patrick Atom. 3 ay sahalardan uzak. Güzel. Geçmiş olsun. Recep Buruk'a verdik. Mali durumumuza bakalım. Mali durumumuz hiç parlak değil. Oğlum biz batacağız lan. Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek batarız. Bu arada 5 milyon euro zarar ettiğiniz zaman FFP'den ceza yiyorsunuz. Evet. Bak Muhammed Kirpik çok iyi oyuncu. Gol atmıştı bize geçen sezon. Şuraya bir tane adam sokamadık. Allah kahretsin gol krallığı yarışmasını. Dört, iki, üç, bir. İki şut, iki gol. Dur bakalım be, belli olmaz. Supanat. Evet, Supanat'ı koyduk forvete. Şimdi sevgili kardeşim Ali Yavuz'un lisansı yok. Ali Yavuz'u hemen gönderelim. U19'a. Tamam. Şimdi Fenerbahçe kupa maçını oynayacağız abi. Bakalım sezonu kupayla açabilecek mi bilmiyorum. Yeni kadromuz. Şimdi abi Yusuf Sarı, Ömer, Kamara, Benacer, Burak. Ulan şu Benacer'in yerine adam bulamadık. Vallahi Benacer'in yerine adam bulamadık. Dur bakalım. Zaten maaş bütçesi de kalmamış ki. Mukaryu var, Mukaryu. Mukaryu iyi adam aslında. İş yapıyor. Neyse babalar. Fenerbahçe maçına gidelim. Şu maçı oynayalım. Yayının son şeyi olsun. Akşam 9'da da kaldığımız yerden devam ederiz. Gençler 9, 9.30. Dur bakalım be. Fener abi ben Galatasaray'a canım sıkıldı ya. Galatasaray'a canım sıkıldı. Ya zaten bakıyorsun ya Galatasaray'a. Kazanıp kazanamayacağını anlıyorsun. Ben anlıyorum yani.
Ben Galatasaray 1-0 yenikten söyledim dakikaya 60'ta mı 55'te mi dedim. Bu maç 1-1 bitecek. O kadar. Bak fakir Köln'e gidecek. Ulan Köln'e gideceğine gelsene bize. Şampiyonlar Ligi önerilmesi oynayacağız. Golcüye ihtiyacımız var. Ama ne yaptık? Supanatı aldık. Allah'ın taylaklısından medet bulmuyoruz. Helios sen Fenerbahçelisin galiba canım Mert. Şampiyonlar Ligi için oyuncu lisans kayıtları yaparız, kaydederiz. Yine transfer teklifi var. Ertuğrul Kurtuluş, verelim kardeşim. Bak, Trabzon İrfan'ı almak istiyor. Göztepe satmıyor. Fenerbahçe maçına geldik. Çok güzel abi. Sakatımız, sukatımız yok. Bir tane arkadaş vardı. Ispartalıydı. Ben Isparta'yla oynayacağım demişti. Onu göremedim. Bak şimdi mesela Cenk Özkaçar oynasa 2 hafta sakat bunu direkt 11'e koyacaktık. Bak hemen dayanıklılığı olan bir sakatlandın gittin hemen anasını satayım. Bu oyunda sakatlanıyor mesela adam. Fiziğini toplamak çok zor. Evet. Şimdi lisansı çıkarttık ama yedeğe kaç tane adam alabileceğiz onu bilmiyorum. Ha sen söylemiştin değil mi İlyas? Doğru. Isparta da olabilir. Kadrosuna bakmış mıydık Isparta'nın bilmiyorum. Ya zaten yeni oyun çıksın 9'unda ben yayında olacağım. Kadrolara birlikte bakarız. Güle güle. O takımı oynamam dedim. Pembe renk. Ha, pembe pembeyi sevmiyorsun. Abi Naci Ünivar gibi wonderkid aldık. Herif gelişmiyor. Umaro Can de bak hem kanat hem forvet oynar. Emre Demir oynatacağız. Mehmet Özcan kardeşimizi oynatabilir. Neyse dur girelim maça çok geyik yapmayalım. Evet abi. Bu şekilde maça girebiliyoruz. Bakalım ne olacak. Evet ya sezonu kupayla açmak isteriz yani. Şu an kadromuz geçen seneye göre çok çok daha iyi. Sayat Maneş, Pelkas, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan. Abi Ozan Tufan sağ bek oynuyor. Evet, asistanı gönderiyoruz. Bakalım. Evet abi benim kupa kazanmam lazım baba. Kupa kazanmamız lazım. Hadi gençler. Patlattım başarabilirsiniz. Altay şöyle oldu. Altay'ın sözleşmesi bitti kardeşim. Altay'la sözleşme yenilemedi Fenerbahçe. Altay başka takıma gitti. Şimdi gelsin şey. Bu maç bitsin Altay Bayındır yazarız çıkar. Atamıyoruz. Evet, dakika 10 kaleye şut yok. İki takım da birbirini hafiften tartıyor. Şuraya Sakarya'mızı koyalım. Evet, Zayt kart. Şu Miha Zayt bize gol atıyor. Dön pozitife. Hadi aslanlarım. Evet. Muayentay'ı bekliyoruz. Forvetimizi bekliyoruz. Sasha Boey. O Fenerbahçe geliyor sağdan Emre Mor'la. Ozan Tufan, Emre Mor. O kaleci Nurullah. Aferin Nurullah. Çabalayın oğlum biraz. Çabalayın oğlum biraz. Bu ne hal? Şu anda çok kısır bir maç ya. Pozisyon yok. Biz topla %52 oynuyoruz. %53. 3 şutumuz var. Fener'in 2 şutu var. Evet, soldan Montoya ile geliyoruz. Ömer Beyaz, Yusuf Sarı, Burak İnce. Of, direkten döndü be forvetin şutu Muenta. Vay vay vay. Supanat kaçırdı. Mermi gibi vurdu supanat. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Başarabilirsiniz. Evet, şut olarak daha fazla şut atmaya başladık. Oyunun üstünlüğünü aldık. Güzel. Bunlar güzel işaretler. Ömer Beyaz'da bir korner. Tıkla oğlum gol. Kim? Supanat Moenta. Evet abi. Evet Mert. Supanat Moenta. Bir. Atsın baba atsın.
Ya artık yeter ya. Bir tane adam gibi forvetle olan, yemin ediyorum 4 sezondur acı şeye ızdırap çekiyoruz ya. Bir sezonda şöyle vurup şampiyon olalım. Evet, beni mutlu ettiniz gençler. Çıkın oynayın, bir tane daha atın, rahatlayalım. Ben şampiyon olduğum sezon var ya, son yayının Twitch'te 17. bölümün son 4 maçını izle. Dersin ki şampiyonluk gitti. Ya gittiği yerden geldi şampiyonluk yani. Bir izle onu, orayı. Enteresan işler yaptık. Hele bir maç var. Tam oyuncu değiştiriyorum. İki hamle yapıyorum. 2 dakika sonra gol oluyor. Maç dönüyor. Enteresan işler var yani. Oyun da tabii bizi biraz sevdi. Evet. Tek kale oynuyoruz Fenerbahçe önünde. İkinci golü bulamadık. Bu arada ligi Trabzon deplasmanında açıyoruz. O da var. Fikstürümüz yine çok başarılı. Faruk, aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Tam Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında geldin. Bakalım yayının sonu. Faruk, sen daha önce gelmiş miydin abi ya? Bazen böyle soruyorum. Hani çünkü istiyorum ki hep muhabbet edelim. Evet, Yusuf Sarı yoruldu abi. Hatta ufak bir sakatlığı var. Şöyle yapacağım. Yusuf'un yerine Naci Ünüvar'ı almak istiyorum. Naci'cim. Allah, kanat forvet 2,5 yıldız. Ömer Beyaz'ın yerine de bir Emre Demir. Aynen, Emre Demir oynar. Reis, ilk kez geldim. Bu sene FM kimler oynuyor ona bakıyorum. Abi hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim. Faruk, memnun olduk. Biz abi bu sene ben her gün yayındayım. Yani akşamları 9, geceleri yayındayız. Hafta sonu yayındayız. Benim kanalımda büyük takım göremezsin abi. Biz alt ligden takım alıyoruz. Izdıraplarla, işte imkansızlıklarla oyun oynamaya çalışıyor. Benlik konsept bu. 9'unda onundan sonra 6 kişi online kariyer yapacağız. Eğer FM seviyorsan böyle Adam ya, adam ya. Geldi adam. hani oynamak, insanları görmek, birbirimize nasıl salça olacağız falan, bunları görmek istiyorsan takip edebilirsin. Keyifli olacağını düşünüyorum. Keyifli olacağını düşünüyorum. Evet, dakika 72, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada takip için teşekkür ederim. Genelde hafta içi abi, her akşam yayında oluyorum. Yaklaşık ya, yeniyim buralarda. 1,5 ay oldu ama gerçekten abi çok hızlı ilerledik. Bayağı iyi oldu yani. Hani o Twitch'in istediği dalga dümenler var. Onların çoğunu sağladık gibi. Enteresan. Zaten abi şu abonelik sistemi açılsın. İlk ay free hepinize benden. Sasha Boy çok yoruldu. Yerini Ali Ülgen'i alacağım. Muhammed Kamara kanatta, bunu da çıkarmak istiyorum. Yerine evet Rıdvan Aydın genç. Aha, oyuncu değiştiremiyor. 3 değişiklik hakkımız varmış. Tabi bu kupa maçı aklımız 5'e gitti. Evet, madem öyle abi, talimatlardan artık yatalım. Maçı 1-0'a bağlayalım. Biz de kuzenle online kariyer yapıyoruz. Çok zevkli ama evet. Evet abi, şimdi biz gündüz çalışan insanlarız. Çalışıyoruz. Benim yaş 29-30. İlyas var burada sağ olsun. O da yeni geldi aramıza. O da 29-30. Bora var kardeşim, Sakaryalı Tatanga. O da 30 yaşında. Bizler abi gündüz çalışan, akşamları da bu FM'yi oynayan tipleriz. Madem bunu yap. Ben zaten sürekli oynuyorum. Dedim yayın yapayım. Hani keyif olsun, kıtır olsun. İşte sen gel. İşte Mert gelsin. Emre var. Maça gitti. Evet babalar, bu arada bir kupa seremonisi daha var. Kaldıralım kupayı. Mesela benim bir takipçi var Emre. Fenerbahçeli. Fenerbahçe maçına gitti. Bak bugün Fenerbahçe kaybedebilir. Ha. Tabii oğlum. Yani biz kupayı kaldırdık mı tamamdır baba bu iş. Tertemiz. 1-0. Kaldır. Bak şu benim. Takım elbiseli kardeş biziz. Evet, bu arada Fenerbahçe maçı başlayacak. Faruk, iyi ki geldin kardeş. Hoş geldin tekrar aramıza. Dediğim gibi bu yayını şimdi sonlandıracağım. Çünkü 3 saattir yayındayız. Bir 2 saat ara vereyim. Fenerbahçe maçından sonra şöyle 9.30 gibi abi bir yayın daha yapacağız. Artık lige başlarız. Şimdi kupayı da kazandık. Güzel, tatlı tatlı. Kadromuz iyi. Tertemiz gidiyoruz. Gençler, ben müsaadenizi isteyeyim. Tebrikler çocuklar dedim. Faruk, zaman bulursan kardeşim akşam gel, bekle ya. Muhabbet, benim hikayem muhabbet abi. Evet, oyun oynuyoruz ama
Biz daha çok geyik yapmayı seviyoruz. Eyvallah kardeşim. Memnun olurum. Yusuf Sarı 2-3 gün. Güzel abi bak. Koca kupa kazandık. 161 bin euro para aldık. Nerede lan para? Nerede canlı? Evet. Şimdi ligdeki ilk maçımızı da söyleyeyim. Fikstüre bakalım. Evet, Trabzon'la oynayacağız. Sonra Rosenborg veya Slavia Prag'ın kazananıyla playoff oynayacağız. Bakacağız. Gençler, hepinize teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek 15 milyon euro sakal. Gideceğiz abi. Gerekirse ligin ilk maçlarını boşlayacağız ama Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Yani zaten bütçeyi kotarmam lazım çünkü evet borcum harcım yok ama aylık 1.200 milyon euro maaşa para harcıyorum. Geçen sezon bu para 300 bin euroydu. Yani ben 4 misli katladım parayı. E şimdi ligde maç kazanıyorsun 300 bin euro veriyor ama kurtarmaz. Yani ayda 4 maç oynuyorsun, hepsini kazansan 1200. O yüzden Şampiyonlar Ligi önemli. Ya da oyuncu satacağız. Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Akşam 9.30. 10'a kalmayız ama olabilir yani. Ama akşam yayındayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.